Sevgili seyirciler, efendim mutfağımıza hoş geldiniz. Mutfağımızın yemek odası bölümündeyiz. Efendim sahur sofrası için güzel bir sofra kurmuş bulunuyoruz. Haşlanmış yumurta sahurda olmazsa olmazlar arasında yer alıyor sevgili seyirciler. Peynir çeşitleri ama tuzsuz peynirlerden oluşuyor. Orada ise badem gün boyu enerjimizi düşürmesin diye. Kuru kayısı iki çeşit gün kurusu ve sarısından. Fındık var sevgili seyirciler. Ve Ramazan pidesi güzel böyle demlenmiş çayla birlikte. Efendim bunlar tadılıyor. Sonunda da sevgili seyirciler Rabbimizin bize vermiş olduğu bu güzel meyve çeşitleri. Şöyle yiyoruz, sonra da sahuru tamamlamış oluyoruz. Sahurda ananas olabilir. Evet. Mesela kumkuat, ama kumkuat ekşi olabilir. Çok ekşi bir meyve olduğundan dolayı söylüyorum. Ama şeftali, armut, üzüm sevgili seyirciler, ananas da olabilir. Hani bu kumkuat da çok güzel bir meyve ama yoğun ekşiliği var. Ondan dolayı söylüyorum. Midesinde rahatsız olmayanlar için vardır mutlaka bir faydası. Ortada ise güzel demlenmiş, fazla ama demli olmayan çay da burada yerini alıyor. Yani güzel böyle şık bir sahur sofrası kuralım istedik sevgili seyirciler. Sahur soframızdan sonra aşçınız yavaş yavaş emin adımlarla lezzet merkezi Yeşil Elma'nın çalışma alanına doğru ilerlemek istiyor. Yalnız geçiş yolumun kapalı olduğunu hissediyorum. Yani sağ kulağına, sağ tarafından gelse hissetmem olmaz. Solum maşallah iyi duyuyor. Kameranın ayak seslerinin soldan bana doğru geldiğini hissettim. Murat'cığım birlikte mi gidelim? Evet sevgili seyirciler, Murat'la birlikte yola çıkıyoruz. Efendim mutfağımıza doğru ilerliyoruz. Mutfağımızda Yeşil Elma'da acaba bugün neler pişecek? Efendim mutfağımıza Yeşil Elma'ya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili seyirciler, Oktay Usta bugün acaba iftar sofrası için neler pişirecek? Sahurda da yiyebilecekleriniz olacak arasında sevgili seyirciler, ama önce menümüzü sayalım. İğne ipliğimiz yerini almış duruyor. Vay, ne dikeceğiz? Bir operasyon durumu söz konusu. Efendim bugün sevgili seyirciler, böyle içi pilavlı, iç pilavlı olan bir piliç sarma yapacağım. Piliç sarma için bütün olarak pilici açtıktan sonra üzerine bir buzdolabı poşeti koyup ondan sonra güzel böyle et tepeciyle incecik dövüyoruz. Birazdan iç pilav ile dolduracağız sevgili seyirciler. Ayırıyorum. Evet. Hazır hale geldi. Görüyoruz. Birazdan iç pilavıyla dolacak pilicin içerisi sevgili seyirciler. Menümüzü hemen sayacağım neler varmış. İncir var, hurma var. Efendim güzel bir tatlı haline gelecek sevgili seyirciler. Hurmanın ve incirin sağlığımız açısından faydalarını herkes biliyor. Ama biz bugün zemininde incecik bir taban kek, onun üzerinde ise hurmalı incirli bir krema, üzerinde ise şantisi olan güzel bir tatlı hazırlamak istiyoruz. Tatlıdan sonra ana yemek bölümüne geçiyorum. Ana yemekte sevgili seyirciler, şöyle iç pilavla doldurulmuş piliç sarma, yan üzerinde ise domates sosu, yanında garnitür olarak biber ve domatesler kızartılmış fırında olacak. Üçüncü tarife geliyorum. Üçüncü tarifimiz kabaklı bir mücver olacak ama yağda değil, fırında bir kabak mücver sevgili seyirciler. Birazdan mutfağımızda hazırlanacak. Geliyoruz dördüncü tarifimize. Aman ya Rabbi, herkesin çok sevdiği. Bakın sahurda çok güzel. İsterseniz iftarda da olabilir. Efendim kıymalı ve peynirli pastane poğaçası hazırlayacağız sevgili seyirciler. İster peynirli, ister kıymalı, ister patatesli, ister mantarlı. Allah Allah. Neli istiyorsanız o şekilde hazırlayabilirsiniz. Son tarifimiz sevgili seyirciler çorba. Çorbamız Antep yöremizin güzel bir çorbası olacak. Efendim şöyle bulgurlu, efendim köfteli Antep çorbası diyoruz. Yeşil Elma'nın mutfağında sevgili seyirciler. Efendim şimdi menümüzü özetledik. Hemen bahçemizi bir kontrole gidiyorum. Bahçeye bir gidelim. Bahçede durum nedir? Yani bir bahçe kontrollerini gerçekleştirmem gerekiyor. Çünkü efendim buradan neler alabilirim diye bakıyorum. Domatesler kızarmış mı, onlara bakacağım. Aa, biberler. Sevgili seyirciler, biberler giderek efendim sayısı artıyor. Önce çiçek halinde, sonra taneler dökülüyor ve büyüyorlar. Evet efendim şu anda bahçedeyiz. Yeşil Elma'nın bahçesinde sevgili seyirciler. Semizotları var. Semizotlarından sonra domateslerim kızarmaya devam ediyor. Hemen buradaki domates
domateslerin yanına geldiğimizde 2 gün önce gök olan domatesler şimdi turuncu oldu. Diğer tarafta hemen kameraman arkadaşım Dursun yaklaşıyor. Buradaki görünmeyen domates de kızarmış durumda. Evet, kırmızı ve turuncu. Her renkte domatesimiz mevcuttur efendim. Domatesleri de gördükten sonra ben bu bölümü çok seviyorum sevgili seyirciler. Buraya geldiğim zaman kendimi ayrı bir iyi hissediyorum. Buradan sonra hemen şöyle bir kilerime de uzanıyorum. Acaba buradan alacağım bir şey var mı? Aa, reçel. Sahur sofrasında Kayseri reçeli çok güzel olacaktır. Sevgili seyirciler, böyle sevdiklerinize iftarda ve sahurda reçeller ikram edebilirsiniz. Buradan sonra efendim sevgili seyirciler, Oktay Usta hemen mutfağının bu köşesinden şöyle bakıyor. Efendim sevgili seyirciler, lezzetlerimizi az sonra birlikte hazırlayacağız inşallah. Biraz zaman kazandırmaya çalışıyorum. Kağıdınız kaleminiz hazır olsun. Bugün günlerden pazar. Misafiriniz gelebilir. Misafirleriniz için özel tarifler vereceğim. Haydi Oktay Usta, sözü uzatma. Lezzet merkezinin derinliklerine doğru iniyoruz. Şimdi efendim 5 tarifimiz var. Sofrayı kurduğumuz vakit birazdan sevgili seyirciler, dün kavun içerisinde parfi hazırlamıştım. Parfiyi de çıkartacağım az sonra. Hangi dolaptaydı onu düşünüyorum. Burada mıydı, orada mıydı? Bakayım hemen bir dakika. Nereye koyduğumu hatırlamaya çalışıyorum. Yok, buraya koymamışım. Kameraman arkadaşım Dursun'la birlikte biraz böyle geriye doğru ilerleyeceğiz. Parfeyi sanırım evet oradaki dolaba koymuştum. Çıkartayım dilimlere bölebilmem için. Aman düşme güzel kardeşim. Sevgili seyirciler 10-15 dakika belki yarım saat. Yani buradaki süreyi birlikte paylaşalım istiyorum. Ondan dolayı. Gel 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 gel. Oy, burada. Tamam, çok güzel. Görüyoruz. Dün içini doldurduk. Neyle? Ananasla, şantisi var sevgili seyirciler. Yulaflı bisküvisiyle birlikte. Bakın, ses veriyor. Tık 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 tık. Aa, çok güzel. Hemen şimdi alacağım buraya. Ne kadar sürede sonra kesebileceğiz? Onu sizinle paylaşacağım. Şu anda saatlerimiz sevgili seyirciler 14.07. Hemen konuğumuzu davet edelim. Hem sohbet edeceğiz, hem lezzetler hazırlayacağız. Bugün iki konuğumuz var. Bir oyuncu konuğumuz var, bir de diyetisyen konuğumuz var. Sevgili seyirciler, Ramazan ayında efendim kilo alanlar oluyormuş. Nasıl alınıyor onu bilemiyorum ama bu detayları da inşallah konuşacağız. Bugün pastane poğaçası yaptık. Efendim bu poğaça çok ülkemizde efendim 80'li yılların böyle o günleri yeniden hatırlatan güzel bir dizimiz var. Herkes de çok beğeniyor. 80'ler deyince orada da beya şöyle kıymalı Ne ve yapayım be ya? Aynı be. Hadi kolay gelsin be ya. Sen ne yapıyorsun be ya? Aynı be ya. Hadi görüşürüz. Alkışlarla o zaman Berat Yenilmez geliyor. Berat Beyciğim. Hoş evet, geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı Ramazanlar. Cümlemiz hayırlı Ramazanlar. Nasıl gidiyor be ya? Aynı be ya. Sahura kalkabildin mi be ya? Ya kalkmaya niyetlendim be. Ama akşam şuramda bir ağrı hissettim acık. Ama gene de kalkacağım dedim, kalktım. Neresi be ya? Şurada bir acık beğendi şey var, hafif böyle Türk erkeğe kasılar. Öne doğru. Ama size de yakışıyor be ya. Pastaneci adam da acık böyle olacak, yoksa nasıl satacağım ben onları? Doğru. Pişiriyorsun da yemiyorsun mu be ya derler? Ben yiyeceğim, bakacağım güzel. Ona göre vereceğim herkese. Çok güzel. Berat Beyciğim, nasılsınız? İyi, Allah'a şükür, sizi sormalı. Çok şükür. Biz bugün sizin yayınınızın hemen şöyle bir tekrarını bir izleyelim bakalım oradan neler yakalarız dedik. Çok güzel maşallah. Yani 80'li yılları da özlemişiz yani. Evet, Yani kesinlikle. Biz de çünkü oynarken bunu böyle yaşıyoruz aslında. Biz de özlemişiz. yani işte kıyafetiyle, dekoruyla, kış ayı geldiğinde ortada yanan sobasıyla. Evet, muhteşem bir ekibimiz var bizim. Sanat ekibi, terzimiz, kostüm ekibimiz. Bunların hepsini inanılmaz bir yetenekle o zamandaki bütün her şeyi bu zamana taşıyarak işte Maşallah. sevgili seyircilerimizle buluşturuyorlar. Retikler nasıl? Çok şükür. Yani bu güzel proje tuttu o zaman. Çok şükür tuttu. Maşallah, Evet. maşallah. Evet. Yolunuz açık olsun. Rabbim işlerinizi rast getirsin. Amin. Cümlemizi. Efendim sizinle birlikte inşallah bugün 5 tarif paylaşacağız seyircilerimizle. Harika. Muhteşem bir görüntü var burada. Yalnız biz sizinle ilgili bir araştırma yaptık. Ramazan ayı geldiğinde ilk 10 gününde 5 kilo veririm demişsiniz. Verebildiniz mi bu sene?
Vey vallahi acık zor oldu. Zor. Evet yani 1,5 kilo. 1,5 kilo iyi maşallah. Ben bu sene tık yok. Ha, ama sizin gerek ne yok ya bilmiyorum. Maşallahınız yani, var. Yani genelde Ramazan ayı geldiği vakit ortalama 1-5 kilo verirdim. Galiba şey bünyem şey bir durumu bir şey çalışıyor galiba. Hani bir şey kaybedeceğim falan diye korku. Kabullenme başladı. Abi. Herhalde öyle bir saklıyor kendini düşünüyorum ama açılır yok, muhtemelen 15 günden sonra. Maşallah maşallah hiçbir şeyiniz yok. İftarda çok yememek lazımmış yani aldığımız bilgilere göre. Birazdan diyetisyen hocamız da gelecek. Ona da sorarız tabii. Evet, soralım vallahi. Yani bu hani iftarda çok yiyince kilo vermeden ziyade alma durumu da oluyormuş. Doğru. Ramazan ayında kilo alınır mı onu bilemiyorum. Bugüne kadar hiç almadım. Vallahi genelde verirdim. Evet vallahi 5 kilo hedeflemiştim ama inşallah halledeceğiz bakalım. İnşallah. Hoş. Allah hedefinize kavuştursun, sağlık sıhhat versin. Amin. İftar sofrasında neler yemeyi seversiniz? Böyle hafif yiyecekler. Hafif seviyorum. Yani böyle eskiden geçen gün eşimle de onu konuşuyoruz. Bizim dizinin bir sahnesinde börekler, gözlemeler, işte her türlü yumurta bilmem görüm. Çocukken ben hatırlıyorum kaldırırlardı. Onları da bayağı böyle dolu dolu yerdik. Ya o çocuklukta ne güzel olurdu. Sofra hazır, çocuk sofraya en son gelen olur. Evet. Geliyorsunuz böyle hazırlanmış bir sofranın üzerinde her şey var. Herkes yediği ısrar ediyor. Evet. Ne güzel günler. Yiyip yatardık hiçbir şey hissetmedim ama şimdi öyle bir şey yediğim zaman vallahi uyuyamıyorum mesela. Çok ağır geliyor. O yüzden çok hafif şeyler tercih ediyorum. Ben de mümkün mertebe olabildiğince hafif şeyler tercih etmeye özen gösteriyorum. Fazla kaçırdığımda genelde rampada yatıyorum o zaman. Normal yastığa koymuyorum kendimi. Yalnız biraz önce konuşurken sizi duydum da bu hurma ve süt olayı güzelmiş. Nasıl onu yani bir deneyin. Yani onu deneyeyim evet. Deneyin inanın memnun kalırsanız devam ettirebilirsiniz. Yani evet. İsterseniz 8-10 taneye çıkartabilirsiniz. Bu akşam deneyeceğim. Bu akşam deneyin inşallah. Evet, ılık süt değil mi? Ilık süt. Tamam. Allah'ım güzel bir sonuç olsun inşallah. İnşallah. Ararım. İşte ondan dolayı yani çünkü bu artık benim formim olacak ya ondan dolayı. Ararım Oktay derim ne yaptın sen bana? Şişirdin ya tam böyle vallahi pastaneye gidemeyeceğim diyeceğim. O zaman ben de diyeceğim ki fazla kaçırdın be ya. Ama öyle be ya da ama sen dedin. Ama herkesin bünyesine göre değişir be ya soğuk ya da ılık sıcak be ya. Hurma sayısı ne olacak peki? 5'ten başla 10'a kadar. Beşten. Yani nerede içinden his gelirse dur be ya derse oraya kadar devam et. Tamam. Kaliforniya mu? O ne ya? Kaliforniya'dan hurma mı gelir be ya? Ha, evet doğru ya Kaliforniya hurması ya doğru. Bu hurmalar çok büyük. Yani yedi. O zaman ondan 3 tane. 3 tane iyidir. İyidir. 2 ya da 3 çünkü oldukça büyük yani. 6 taneye bedel bu galiba. 6 fazla gelir. Şimdi Berat Beyciğim sizinle birlikte inşallah sevgili seyircilerimizin sofralarına güzel tarifler vereceğiz. İnşallah. Ben size çok özel bir önlük hazırladım. Yani Ayşe arkadaşımız hazırladı da ben getirenler bölümünde hazırladım oluyor. Vallahi artık. Yani bunu yani ne renk olduk böyle. Yani tabii siz şey. Siz gene şanslısınız. Yenge Hanım nerede bilmiyorum ama hani benim eşim burada artık. O zaman kusura bakma hayatım ya ne yapalım. Taşlı maçlı. Böyle. Kusura bakmayın lütfen. Yani ne yapacaksın işte. Nasıl açtı mı? Sizi açtı ya. Güzel her şey yakışıyor. Sizinki açtı da benimki pembe falan biraz. Yani 40 yaşından sonra biraz şey oldu ama. Yok. Hanım belki inşallah görmüyordur tabii. Ama yakıştı. Evet. Size de çok yakıştı. Yani hani taşlar maçlar zannedilmesin. Buradaki şeyin kekin hani üzerindeki evet. Aksesuar bölümü. Tabii şey değil o ya normal. Geçer. Geçer. Peki şimdi çekimler devam ediyor mu Ramazan ayında? Nasıl? Yok biz şimdi Ramazan'ı stok çektik. Öncesi 4, hazırlandınız. Evet 4 bölümü çektik bitirdik. Tamam. Allah nasip ederse 15 Ağustos'ta başlıyoruz tekrar. Peki bir tatil durumu falan oldu mu? Yaptık gittik bir şöyle dolaştık gezdik. Nerelere gittiniz? Neler yaptınız yaz tatilinde? Neler yaptık? Bir Datça'da bir müddet tatil yaptık. Datça'da çok güzel. Çok mükemmel bir yer gerçekten yani. Balık falan yediniz mi? Yedik. Orada bir Bülent abimiz var. Kendisi mimar ama bir de kendine ait bir mekanı var. Canım abim benim, Bülent abim benim. Ben çok çok özledim Bülent abi. Yani tanışmanızı isterim gerçekten. Muhteşem bir lezzeti, şey mi yani böyle bir balık yaptı. Midesi düşkün mü?
İncecik sizin gibi ama oh, muhteşem sizin gibi yetenekleri Allah var. Allah Allah. Muhteşem Bülent yemekler tabim benim yapıyor. Ya. Aynen öyle. Datçalı Bülent abim. Evet, bir balık yaptı. Yani tuzda balığı biliyordum ama hamurun içinde balığı ilk kez gördüm. Allah Allah, sardı hamura. Böyle, verdi evet, fırına. Verdi fırına. Sonra bir kestik içinden. Sanki böyle yani birazdan abi kusura bakma ya benim vaktim doldu ben gidip acık yüzeceğim. Öyle duruyor balık. Fakat çok güzelmiş, çok lezzetliymiş. Allah Allah. Önce şey mi yani görüntü çiğ gibi mi göründü? Evet. Ama derisini kaldırınca bir lokuma. Ay. Tamam. Ne kadar güzeldi bilsen. İnşallah Rabbim tekrar nasip etsin amin, de. Amin amin. Önümüzdeki sene yine bir. Beraber gideriz o zaman. Beraber gidelim. Tekne tamam. Gezintisi falan oldu mu? Tekne gezintisi yapmadık ama ondan önce bir ufak Rodos gezisi yaptık. Biz yeni evli olduğumuz için yapamadığımız balayımızı bu ara dönemde gerçekleştirdik. Peki şey mi Allah mesut etsin ne kadar oldu yuva kuralı? 13 Mayıs'ta evlendik işte. Aa, evet. Daha taze damat. Evet evet. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah bir Allah. Yastıkta kocatsın. Amin. Allah razı olsun. Balayı o zaman böyle güzel yaz tatilinde. Yani evet. Bir küçük Nevşehir gezisi, Göreme peribacaları böyle bir 2-3 gün gitmiştik. Bir boşluk olmuştu ama. Çok güzel. Esas balayımız bu oldu. Güzel oldu, keyifli oldu. Allah'ın izniyle yuva kuruldu, güzel başlandı. İnşallah. Sonuna kadar devam. İnşallah, inşallah. Hepimizin, cümlemizin, herkesin yani. Çok güzel. Şimdi efendim ilk tarifimiz piliç sarma olacak. Başlamadan üzerimde bir yük var onu size ileteyim. Benim annem sizin çok büyük hayranınız. Bunu çok yani herkesten duymuşsunuzdur ama. Allah razı olsun. Bir programa girmeden önce telefonla konuştum da o yani mutlaka iletmemi istedi. Onu iletmezsem vallahi eve anneniz giremem. Anneniz nerede oturuyor? Adapazarı'nda. Adapazarı'nda. Şu anda izliyor anneciğim. Annenize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Evet. Adapazarı'na, Sakarya'ya selamlar, sevgiler gönderiyorum. Tabii kayınvalidemin de ellerinden öpüyorum. Onlara ama da selamlar söylüyorum. Hayırlı damat bu tarafa, bu o tarafa. O zaman anneciğim hepinizi çok seviyorum. Baba seni de çok seviyorum. Hayırlı evet. Günler diliyorum. Sevgili seyirciler. Evet. Çünkü burası çok hassas bir nokta. Her iki tarafa da selamı, sevgi, denge göndermek lazım. Denge diyoruz. Kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra piliç sarma. Özel sosuyla birlikte. Az sonra. Bekleyin geleceğiz. Oktay Usta. Oktay Usta. Ne yapıyorsun usta? Ramazan'da her gün sizinleyiz sevgili seyirciler. Bugün günlerden pazar. Verdiğimiz sözü tutuyoruz. Cumartesi demiyoruz. Pazar demiyoruz. Lezzete devam ediyoruz. İftar ve sahur sofraları için. Bismillah. Evet Berat Beyciğim. Heyecanlı mısınız? Vallahi heyecanlı mıyım? Heyecanlıyım. Azıcık olsa heyecan var tabii. Yavaş yavaş onları güzelce şöyle incecik doğrayacağız. Haydi Bismillah diyoruz sevgili seyirciler. Efendim iç pilavlı dedik. Piliç sarmamızı. Önlükler bölümünde neler yaşandı sizden anlatmanız. Valla işte biz yoğun istek üzerine sağ olsun eşim benim. Pembe size çok yakışıyor. Pembe çok yakışıyormuş. Pembe gönlüm sende dedi. Onu sen değiştir dedi. Biz de Oktay Usta'yla tabii değiştirdik. Bak, fakat ben de hiç itiraz etmedim. Evet yani evet onu değiştirme teklifine. Evet. Hatta bir memnun olma, bir mutlu olma durumu oldu. Yani hani yaş itibariyle hani ilerlemiş bir yaş durumu, çoluk çocuk filan durumu. Bir yani ağırlık. Ha, ondan dolayı. Yeşili seviyorum. Bahçeden de zaten elinden. Programın adı ne? Yeşil elma. Ya işte. Pembe elma olsaydı hani rahat giyerdim pembeyi de. Şimdi siz yeni evlisiniz. Tabii emir büyük yerden yani ne yapayım. Eşiniz de dedi ki. Berat'cığım dedi sen pembeyi giymiş olsaydın sana çok daha yakışırdı dedi. Ben bunu duyduğum anda ne demek? Hay hay hemen değiştirelim. Size gerçekten pembe çok yakışır dedim.
Ama yakıştı. 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 Yani evet. İyi ki de değiştirmişiz. Evet. Soğanları çok güzel doğradı. Bir de şimdi onları böyle, minik denge, küptingen yapalım lütfen. Tamam. Şöyle güzel. Şimdi yeni evli olunca tabii mutfağa birlikte mi giriliyor? İş paylaşımları filan durumu nasıl? Şimdi tabii çalışma saatlerimiz bizim daha farklı olduğu için eşimle genelde mutfak kısmı bende oluyor. O zaman sizin evlilik durumu çalışan eşler. Evet. Tamam o zaman. Ama eşim de çok güzel yemek yapar. Birbirinize yardımcı olma durumu daha da artması gerekiyor. Evet, biz salatayı beraber yapıyoruz. Keyifli oluyor akşamları birlikte. Ama gerçi şimdi... Ana yemeği? Yani ana yemek değişiyor. Ben tamam, evdeysem yeter. Genelde ben yapıyorum. Ha, kim önce gelirse o mu yapıyor? Yani ama daha çok ben boş vakti sahip olduğum için ben yapıyorum. Keyif alıyorum, çok seviyorum yemek yapmasını, çok zevk alıyorum. Maşallah. Çok mutlu oluyorum, evet. Ne güzel. Zaten hani belli de oluyordur birazcık. Yok, size yakışıyor. Teşekkür ederim. Yani o öyle kilom varmış gibi falan bir şeye kapılmayın lütfen. Buyurun. Yani yakışıyordu ama gene de birazcık şöyle bir 3-5 kilo hani versem... Ya o şey yani canın sıkıldığı bir vakit verirsin, acele etmiyorum. Ha yani bir işte o yüzden. Zamanda, evet acele etmiyorum o yüzden. Sevgili seyirciler, iç pilavlı piliç sarma için bir tane bütün piliç, bir su bardağı pirinç, bir tane soğan, iki çorba kaşığı dolmalık fıstık, iki çorba kaşığı kuş üzümü, üç tane domates, altı tane yeşil biber, tuz, karabiber ve yeni bahara ihtiyacımız var. Üzerinde sos olacak. Sosunda ise bir kase ev yapımı domates sos ve taze kekiğe ihtiyacımız var. Malzemelerimiz kolay. Var. O zaman onlar varsa onlar hepsi var. Hiçbir şey yok. Şimdi iç pilavda dolmalık fıstığı önce sıvı yağda kızartıyoruz sevgili seyirciler. Sonra soğanları verdik. Soğan fıstık birlikte kavruluyor. Sonra çıtır kuş üzümü. Evet geldi. Ses de geldi. Sonrasında ise biraz daha çevirdikten sonra hiç bekletmeden hemen. Peki ustam bu soğan nasıl bir şey? Ne kadar güzel bir şey ya. Böyle hemen böyle ince ince ne göz yaktı ne bir şey yaptı. İşte sizin ustalığınızdan kaynaklanıyor. Öyle mi? Tabii. Evet. Yetenek var. İşte var. Beceri var. 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 Çok yani sizin ekranda oyunculuk başarınızı, becerinizi biliyoruz. ama mutfaktaki başarınızı da burada şimdi seyircilerimizle paylaşıyorum. Sağ olsun. Vallahi yani, alkışlar da geldi yani bu konuda. Eksik olmasınlar. Çok teşekkür ediyoruz abi. Yani sizi alan yaşamış diyorum. Aman aman o karşılıklı. Evet. O karşılıklı. Ben çok de... da celtinmen ya. ya evet, ben ya. Böyle yaparım şöyle yaparım demiyor. Yani eşiyle hemen paylaşıyor aynen, başarılı aynen. Olan. Bu kadar zaman bekledik. Bu kadar sene bekledik. Çok şükür Allah'a. Bekledik derken mesela kaç yıl görüştünüz? çok uzun. Yani kimisine göre 6 yılımız var. 6 yıl? Evet. 6 yıl sonunda mı evet. Gerçekleşti? Evet. Demek ki her şeyin bir vakti saati var. Yani evet zamanı gelince peki, güzel oluyor. Peki şey oldu mu? Mesela şimdi evlendikten sonra ya keşke 6 yıl çok büyük bir zamanmış. Tabii ki. Kesinlikle. Falan dediğiniz oldu mu? Tabii ki. Daha önceden de böyle bir şey söyleniyordu tabii ki ama yani işte bazen bir şey olsun diye acele ediyorsunuz. Oluyor ama o zaman olması gerektiği gibi olmuyor. Tabii. Vakti ferahat diyorlar ya hani böyle büyüklerimiz. Vakti olduğu zaman işte sanırım daha böyle tadından yenmiyor işte o zaman güzel oluyor. Maşallah. Çok şükür şimdi işte bize kavuştuk. Öyle diyeyim. Çok da keyifli bir evliliğimiz var. Allah bozmasın. Maşallah. Cümlenizinkini. Allah mesut etsin. Amin. Ama siz yani ben gördüm ki paylaşımı seviyorsunuz. Evet. Ondan sonra yani mütevazisiniz. Bunlar çok önemli. Evlilikte yani saygı, sevgi bunlar hepsi bir araya geldiği zaman bütünleşiyor. Ya. Kapatalım hemen kapağını. Az su verdim sevgili seyirciler. Böyle normal pilavdaki gibi bol su vermedim. Çünkü tavuğun suyuyla da pişmeye devam edecek. Normal pilav suyunu vermiş olsaydık verilebilir, verilmez diye bir kural yok. Ama tavukla birlikte bir fırın yolculuğu gerçekleşecek. O zaman o tavuğun suyunu da çeker, bir lapa gibi durumu ortaya peki, çıkar. Kendi suyunu mu salacak? Tabii. Yani kendi suyuyla mı pişecek? Şimdi buradaki az suyla pişirdik. Yani bir zeytinyağından biraz daha fazla vermiş olduk. Evet. Zeytinyağlıya göre biraz daha fazla. Şimdi o soğanıyla... Fıstığıyla biraz pişsin. Ondan sonra tuzunu, karabiberini, yeni tuzunu attım özür dilerim. Karabiberle yeni baharını vereceğiz. Sonra da saracağız. Böyle yayacağız herhalde üzerine bunu. Tabii. Böyle. Sonra operasyon var. Evet. Estetik mi olur, normal dikiş mi olur onu bilemiyorum. Bakacağız artık duruma göre.
kısmete ne gelirse. Evet, yani biz şimdi tatlımızı bir kontrol edelim. Kesilebilecek duruma gelmiş mi gelmemiş mi? Ben hemen bıçağı yıkıyorum, getiriyorum. Saat 2'de çıkardık değil mi arkadaşlar? 2'yi 7 geçe miydi? Öyle bir şeyden bahsetmiştim. Şu anda yarım saat oldu mu hemen? Tamam. Vallahi muhteşem bir... Acaba kesilir duruma gelmiş mi gelmemiş mi? Süre belirlemek istiyorum da ondan dolayı. Hani seyircilerimiz sofraya getirirken sıkıntı çekmesinler. Yani bunu böyle şey normal kavun dilimler gibi mi dilimliyoruz? Kavun dilimler böyle gibi. Ha. Bismillah. Haydi. Vah. Vah. Vah 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 vah. Güzel. Sevgili seyirciler, içinde ananas ve bisküvi var. Muhteşem. İsterseniz bisküvi koymayabilirsiniz, isterseniz koyabilirsiniz. Yani bir yarım kavunu ben şöyle üçe bölmek isterim. Peki besleyici midir? Yani bunun bir zararı yok herhalde. Hiç kalori bir zararı olarak, yok. Şey olarak. Yok, sıfırın altında 5 derece falan şey yani kalorisi. Eksilerde yani. Çocuklar için de güzel bir güzel şey o zaman. Çünkü kavunun içini biz şerbet yaptık. Hmm. Ya burası kavunun sadece kabuk bölümü. Yani güzel bir sunum, şık bir sunum olsun diye böyle bir çalışma yaptık. Sevgili seyirciler, yani burası diyebiliriz ki 20 dakikalık dışarıda beklemesi yeterli oluyor. Kafir, evet. Tamam. Muhteşem. Sonuca ulaştık. O zaman afiyet olsun herkese. İftardan sonra herkese afiyet olsun diyoruz. Aynen öyle. Evet, şimdi ben hemen bunu arkadaşlara vereceğim. Onlar dolaba koysunlar. Bir, bu süreci paylaşayım diye çünkü. Akşam iftarda tatlı belli oldu. Evet. Bir tanesini size paketlerim isterseniz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bizim paketim. Yolumuz uzun gidene kadar o ne erir. Kadar? Kaç saat yol? Nereye gideceksiniz? Biz İstanbul'un dışında oturuyoruz Ustam. Çorlu'da yaşıyoruz. Evet. Çorlu'ya gidiş. Oradan bir alabiliriz arkadaşlar. İş sebebiyle, eşimin iş sebebiyle oradayız. Çorlu. Evet. Ne kadar sürer buradan yol olarak? Yani bu sürmüyor aslında 2 saat. 1,5 saatte gidiyoruz geliyoruz. 1,5 saatte şey dışarıdaki sıcaklıkta 1,5 saatte erir. İşte o yüzden aman. O yüzden burada arkadaşlarımın onu iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum. Allah razı olsun. Ziyan etmeyeceklerini, Allah hakkını razı vereceklerine verirler. Kanaat getiriyorum. Hiç. Verirler. Evet, onda hiç belli yani. Tavuğumuzu az sonra geçeceğiz. Altını kapattım. Şimdi dinlendirme bölümüne geçtim. İç pilavımızı. Hafif kendine. Hemen tatlı diyorum. O zaman şunu kenara alıyoruz. Tatlımız sevgili seyirciler. İçinde hurma var, incir var. Zemininde ise kek var. Oh, oh, oh. Böyle yumuşak bir kek. Kalın değil. 2 yumurtadan oluşan bir kek. Ha. Bundan verebilirim. Hurmalı ve incirli. İster iftarda ister sahurda. Ye. Gün boyu düşürmez enerjini. Yüksek tutar daima. Gel. Tatlıya gel. Tatlıya gel. Gel. Yönetmenim gönder gelsin. Buyurun buyurun. Kara tahtaya gel. Hangisini çekeyim ustam? Bir gelse. Geliyor. Bravo. İşte. İşte geldi. İşte geldi. Neler gibi varmış içinde? Vallahi niye yazıyor bakalım, benim gözler de ihtiyarlayınca ipten gittiler be. Sağ ol usta, bir bakıverin. Hurmalı, incirli, tatlı. 2 tane yumurta. 1 tane ne diyor, çay. Çay bardağı toz şeker diyor. Ondan sonra 3 bardak su diyor. Çorba kaşığıymış be. Vallahi gözler ipten gitti benim bak. 1 paket kabartma tozu. 1 paket vanilya. 3 çorba kaşığı un, 2 çorba kaşığı da toz fındık. Ben de toz fındığı arıyorum da. Üzeri içinde şey diyor bak, 1 poşet ne? Köpürtülmüş şanti, bir de ceviz. Kreması içinde 1/2 kilo urma var, 1/2 kilo kuru incir var. De bir pakette krema var. Her şeyler var bunlara. Kolay be ya, kolay be ya. 2 yumurtayı kırıvereceğiz be ya. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle tokuşturmayalım ya. Tamam. Allah'ım. 2 tane yumurta sevgili seyirciler. 1 çay bardağı toz şekerle birlikte köpürtüyoruz. Haydi bismillah dedik efendim. İftar ve sahur sofraları için tarifler veriyoruz. Efendim şimdi sıra geldi. Buyurun şeker. Bismillah. Yukarıdan şöyle havalı dökün. Güzel oldu. Ben şimdi mikseri nereden bulurum? Setimiz yeni Bosna'dayken yakındı, güzeldi, keyifliydi. Fakat şimdi biz Kartal'a taşındık. Tabii Birol Güven muhteşem bir stüdyo. Evet, 3000 metrekare kapalı alana muhteşem bir yer yaptı. Kartal'a mı? Evet. Şimdi bunu Bosna'ya yapsaydı, yeni Bosna'ya yani. Oradaydık ama yer sorunumuz vardı. Şimdi kendi platomuzdayız. Hmm. Biliyorsunuz mahallede büyüdü artık. Evet. Yeni esnaflarımız geldi. Ben bir kıtalar arası yolculuk yapacağım yani. Avrupa'dan Asya'ya, Asya'dan Avrupa'ya. Zaten Avrupa'ya yakın. Allah yardımcınız olsun.
Bizim o taraflar Euro'ya geçti bilmem nerede işte bak. Öyle acık kaldı. Acık kaldı da kaldı. Buyurun. Köprüye geldiğimde TL ile geçiyorum. Bu taraf Euro'da. Çok güzel. Un, vanilya, kabartma tozu burada. Hemen toparlıyorum. Hangi sırayla atacağım onları kafama göre mi? Yok öyle. Hah, işte ben anladım, denedim, sordum yani. Az sonra be ya. Çünkü ben pastanede genelde doğaçlama çalışıyorum. Ha, şimdi sizin oradaki çalışma süreciniz ama müşterileriniz de çok güzel size. Evet, güzel ama hiçbiri para vermiyor. Ama ayrat. Sami Ayrat'ı yazacağım oraya zaten. Sebilhane. Ama çocuklar iş bulamıyorlar. Bulsalar borçlarını ödeyecekler. Ya iş var, iş var da beğenmiyorlar. Ha, iş seçiyorlar. Evet. Tabii iş seçince de... Ama hepsi pırlanta gibi. O yüzden feda olsun. Önemli değil. Yesinler. Aa, yesinler. Yarasın koçlarıma. Sevgili seyirciler, şimdi yumurta efendim şekerle birlikte köpürtülüyor. Şöyle biraz vurduralım dibine. Dipte şeker kalmasın. Güzel. Şurada turba var. Turbaya basalım. Basılı tutmamız gerekiyor. Güzel. Sevgili seyirciler, efendim şimdi şekerle yumurta birlikte köpürüyor. Biz hemen fırın kabımızın içini sıvı yağla yağlıyoruz. Yağladık. Kolay, hemen anında böyle tak tak böyle. Evet, evet, çok tabii zorlaştırmadan bizim işimiz kolayından mübarek günde seyircimizin işini zorlaştırmayalım. Bugün günlerden pazar. Pazar. Hemen yapsın. Akşama misafir gelecek ama herkes istiyor ki pişirdiği yemeğin tadı, tatlının güzelliği ayrıcalıklı olsun istiyor. Tabii tabii. Şimdi efendim içerisine 3 çorba kaşığı su koyuyorum. Soğuk su. Köpürtülen şeker ve yumurtanın üzerine sevgili seyirciler. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozunu unla buluşturdum. Şimdi köpürmüş olan şeker ve yumurtanın üzerine yavaş yavaş döküyorum. Döktüm. Toz fındığımızı da vereceğiz şimdi. Toz fındık da içerisinde. Yani buradaki kekin yumuşaklığı önemli. Ve lezzeti de önemli. Şimdi bu yumuşaklığı içine kattıklarımız biraz daha su vereceğim mı? Yoksa bu toz fındığımız mı? Şimdi toz fındık orada keke nefis bir tat katıyor. Tat. Yani şimdi şekeri, yumurtası, vanilyası her bir şey var ama tadanlar oradan böyle bir farklılık geldiğini hissedecekler ama ince, ne olduğunu hazırlayan kişiye soracaklar. Bunda güzel. Çok güzel bir şey var diyor. Sevgili seyirciler, reklam geldi diyor arkadaşlarım. Çok özür diliyorum. Hemen. Ben şöyle bir alıyorum. Hemen veriyorum. Şöyle bir hemen döndürüyor. İşte bak. Oradan sonra efendim hemen fırın kabımızı yağlamıştık. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına gönderiyoruz kıvamını. Sizlerle paylaştık. Az sonra kreması reklamlardan sonra diyoruz efendim. İşte usta olmak başka bir şey. Sevgili seyirciler, yeşil elma bütün hızıyla devam ediyor. İftar ve sahur sofraları için tarifler vermeye devam ediyoruz. Berat Beyciğimle birlikte bu güzel lezzetleri hazırlıyoruz sizler için sevgili seyirciler. Efendim şimdi tenceremizin içerisine doğramış olduğumuz incirlerimiz mi? Kuru inciri önce ıslattım. Bir saat kadar suyun içerisinde kaldı. Sevgili seyirciler, ıslatılmış olan incirleri parçalara böldükten sonra şimdi tencerenin içerisine alıyorum. Bakın aldıktan sonra ıslattığım suyu buraya veriyorum. Çünkü önce inciri bir yıkıyorum. Ha. Bakın buradaki incirin özel suyu var kendi burada. Kendi suyu. Tabii bu kendi suyun da kaybolmasını ve aromasının kaybolmasını istemiyorum. Ondan dolayı hemen şöyle düşeni de alıyorum. Ocağımızın üzeri temizdir. Ocağın altını yakıyorum. Kısık ateşte yavaş yavaş önce incirler pişmeye başlayacak. Hurmalar, büyük hurma çekirdeklerini aldım. Aldık. Onları da vereceğiz ama şimdi değil, biraz da. Bu kaynama ile birlikte. Kaynamaya başladığında bu, mı? Bu suyu da çekecek zaten. Öyle mi? Tabii tabii. Ha. En son krema bölümü var. Sevgili seyirciler, ben hemen hurmaları buranın üzerine alayım. Biz reklama giderken sevgili seyirciler, yumurta ve şekerle birlikte köpürtmüş olduğumuz karışımın içerisine suyunu, toz fındığını, kabartma tozunu, unu koyduktan sonra fırın kabının içerisine alıp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına göndermiştik. Kısa bir süre sonra maşallah, hemen maşallah. Harekete geçti mi geçmedi mi göreceğiz şimdi. Bakıyoruz, evet, şu anda fırında. Görmüş olduğunuz ölçü sadece 2 yumurtayla yola çıktık.
Maşallah. Ya sizin hareketlenmeye işte başlamış. Bu sizin elinizin güzelliği. Aman efendim. Başarınız. Aman efendim. Sizin başarınız. Aman efendim. Yani maşallah. Valla ben annemden el aldım. Heh. Çünkü evet. Annenizden mi el aldınız? Kesinlikle. O mutfaktayken ben onu böyle izlerdim. Tamam. Gerçi beni kovardı ama ben gene böyle kıyıdan köşeden giderdim. Tabii tabii. Son zamanlarda şöyle bir şey olmaya başladı. Ya anne biraz bak şey yapıyorsun ediyorsun hemen ya geldi kaynanam diye bir şeyimiz oluşmaya başladı aramızda. O da artık herhalde beni kanaat getirdikten sonra bana şey der yani git şu yemeğe bak. Bir tadına tuzuna bak. He. Altını kıs ya da karıştır demeye tamam. Başladı. Artık tamam yani onda bir sıkıntımız yok. O işi çözdük. Kaç kardeşsiniz? İki. Abim var benden 6 yaş büyük. Emekli o. Abini sever mi mutfak işini? Abim pek sevmez. O sanırım yemesini daha çok sever. Ha, yeme bölümü. Evet evet. Ama oğlu yeğenim o da bana çekmiş o konuda. Yani birçok konuda biz böyle birbirimize benzeriz. Muhteşem yemek yapar. Allah Allah. Ya çok... bir pilav yapar. Hani derler ya böyle tane tane. Yemin ediyorum tane tane böyle güzel Allah pilav. Allah. Tabii tabii. İsmi ne yeğeninizin? Ömer. Ömerciğim canım benim. Ömer kaç 16 yaşında? 16 yaşında aslan gibi delikanlı. Tam evet. Evet. Ömer'im sporcudur. Benim. Böyle öyle gayet mi? Çok baş evet zekidir. Hangi dalda sporu? Su altı hokey takımında. Ha, su altı. Evet Adapazarı'nda su altı hokey şimdi takımında. Şimdi Adapazarı deyince tabii ki dünya şampiyonumuz Kenan Sofuoğlu da sizin hemşehriniz. Hakan Şükür. Evet Hakan tabii Beyciğim canım. Ondan sonra Kenan çok Sofuoğlu. Çok sporcumuz var. Çok Bülent, spor. Antrenör olsun. Uğuz tabii hoca buradan. Evet güzel, yani. Sakarya Adapazarı bu tabii politikacı spor... da yetiştirmiştir, sporcu da yetiştirmiştir. O anlamda böyle bereketli bir yerimiz. Çok güzel. Evet. Şimdi Sakarya'da bir köy ortamı mı, şehirde mi nedir? Babam rahmetli öğretmen olduğu için, annem de ve babam da tabii köy kökenliyiz. İşte öğretmen olduğu için biz çok az bir süre, yaklaşık 5-6 yıl, ben çok küçüktüm 2-3 yaşına kadar bir köy görevi oldu. Ama ondan sonra şehirde yaşadık. Oldu. Evet. Ama tabii hani her yaz okullar kapanır kapanmaz. Biz hemen anneanneye... Ama şey vardı. Tabii, tabii. Okullar kapandığı zaman köye gidilir. Tabii hemen hemen böyle ya. Terliklerle böyle çok gittiğimi ve babamın da beni kızarak eve gönderdiğini bilirim yani. Terlikle mi gidilirmiş? Ne hazır. Yapıyorsun sen diye. Hazır mısınız? Hazırım. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Şu ortağa gelirse şuraya. Allah Allah şuradan kayıyor. Onları dikeceğiz birazdan. Operasyon olacak ya. Burası sağlam zemin. Göğüs tarafı taraf. Aynen. Buradan başladık ki. Bu tarafı ikisinden ayrı olduğu için. Bismillah. Tahtanın üzerinde bizi bayağı bir zorladı. Zorladı mı? Şurası şey oldu. Buzdolabı poşeti mi koysaydım acaba ya? Şu. Nedir şunu, o? Onu bana verin. Şuraya. O şey. O şey yama. Tamam bonfilesi heh. Orası. Tamam. Bonfile şuraya yama yapalım. Hafif içeriye doğru. Hı-hı. Ondan bir sürü daha attıralım bakalım. Tamam. Köy olayı mevcut. Yani. Çok doğal ortam. Tabii tabii. En sevdiğim şeydi yazın köyde olmak. Anneannemle beraber vakit geçirmek. Güzel. Kuzenlerimle beraber böyle toplanıp her türlü köyde yapılabilecek bütün eğlenceleri yapmak işte. Yani işte çamurdan hamur yapmak. Evet daha ama çok daha çok ben sabah böyle erken saatinde anneannemle beraber mis gibi köy ekmeği, köy peyniri, böyle buz gibi su, domates, peyniri alıp birlikte böyle sabah biz de hayvanları böyle... Allah ne oldu? Operasyon ya galiba şey. Sakin ol sakin, sakin ol ustam yaşayacaksın. Yaşayacak mıyım? Yaşayacağım. Gider mi parmağım durur mu yerinden? Ah. Usta ne yaptık biz buraya? Vallahi bilemiyorum geldi sıkıştırdı. Ah. Ah, inanmıyorum canım acıyor. Tenereye girmiş bak. Çıkardım yaşayacağım bak. Eldiven ölmüş boş ver. Ha, tamam eldivenmiş ya. Allah'tan ki eldiven yoksa derinden bağlayacaktım. Aman bismillah. Bismillah bismillah. Şimdi dikmeye başlayacağız. Hazır mısınız? Oradan bir düğüm atacaktım da orayı bulayım derken nasıl olduysa. Bunu ortalayacak mısınız? Ortalayalım. Fazla mı? Biraz keseyim ya. Bayağı çok uzun bir, gibi geldi evet. Değil mi? Uzun uzun. Şimdi bizi bayağı bir... Biz bundan yapalım. Bir yani ineği bile dikermişiz. Diker. Bu piliş değil de. Tamam. Şimdi oradan bir düğüm atalım. Şimdi ben diyorum ki bu operasyon... İkisine de atayım? Operasyon bölümünde siz bana yardımcı olabilirseniz eğer. Tabii tabii. Şöyle güzelce ne yapalım? Sıkıca bir dikebilir. Pamuk. Ya, böyle şey. Ha, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili seyirciler. Aman. Yapma canım. Çok şakacı ya. Çok evet. Niye böyle yaptı? Yukarıya alalım. Heh, şöyle ha, aldığımız zaman çok... göreceğiz. Rahat dikebileceğiz. Bismillah. Çıkan pilavları içeri atmamız lazım. At. Toparlayalım içeri atalım. Kaçanları toplayıp toplayıp içeri atıyoruz.
Bazen de inat yapıyor, görüyor musun? Yapıyor. Bu piliş, bu tür pilişlerde var. Bismillah. Bunlar şimdi şehir pilici ya. Acık başına buyruk oluyor. Köyde olsa adap var, terbiye var. Bunlar dur deyince duruyor. Durur. Tabii. Hane sahibinin sözünü dinler. Ben hatırlıyorum çocukken benim işte söyledi anneannem tava hala duruyor. Ben gidiyorum ara sıra köye. Hala duruyor. Duruyor duruyor orada öyle duruyor. Orada dur dedi, orada evet duruyor. Evet ya. Şimdi şuradan attırın. Bismillah. Tamam. Sevgili seyirciler, yanlardan pilavlar dökülürse içeriye doğru veriyoruz. Oraya da gelip bir dikmemiz lazım. Oradan evet, başlasa oradan, da iyiymiş ama. Evet. Ama herhalde oraya bir ufak. Oraya bir rutuj yapacağız. Oraya bir rutuj yapacağız. Şöyle. Şu parça nerede? Heh. Oradan alacağız. Tamam. Güzel. Şimdi burayı. Şöyle bir. Güzel. Bir anda sessizlik oldu. Acaba başarıyla dikebilecekler mi, dikemeyecekler mi? Evet. Operasyonun en önemli safhasında. Orayı tekleyelim pilavı. Dolduruyoruz içeri doğru. Güzel. Şimdi. Allah bereket versin. Bir burayı şöyle bir kapatma operasyonu yapıyoruz. Evet. Eldiven kaldı. Allah eldiveni dikmişim. Tamam. Tarifte eldiven yoktu ama. Tarifte eldiven. Onu siz şey yapmayın sayın seyirciler. Kullanmayın orayı, eldiveni. Orayı şey yapmayın be ya. Eldiven yok. Tarifte eldiven yok. Tamam. Burayı bir keselim be ya şimdi. Tamam. Şimdi şuradan bir düğüm daha atalım, orayı kapatalım. Ya ondan sonra hemen tepsimizi alacağız. Tepsimiz hazır mı acaba? Gelmiş mi? Gelmiş gelmiş. Tepsi bizi bekliyor. Tepsi bekliyor. Nerede? Hemen ben operasyon eldivenlerimi giyeyim. Eldivenlerin yerini öğrendiniz. Evet evet artık tamam. Gel be ya. Tarifte eldiven yok sevgili seyirciler. Evet son bir tur daha sevgili seyirciler ve bitiriyoruz. Evet. Zahmetli mi oldu be ya? Ya acık benden zahmet olmadan yemek olmaz değil mi? Yok yok güzel oldu. Onun şimdi tadı hepsini unutturur. Şimdi sevgili seyirciler dikmiş olduğumuz bölümü alta getireceğiz. Çıkma yandan pilavcığım. Şimdi şöyle gelin bana doğru. Oradan tamam eldiveniz gitti. Tamam olsun bekliyorum. Bekliyoruz. Yerken güzel olacak. Şimdi şu anda et pişmemiş olduğu için böyle sağa sola salıyor kendini. Pişme sırasında toparlar. Evet. Yani tuttuğunuz zaman kevgirle ya da spatulayla kalkıp gelir. Ama şu an için biraz nazlı tabii. Hemen şöyle bismillah diyelim. Gelin 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 gelin. Güzel. Tam şöyle karşılıklı. Evet. Evet. Tamam. Şimdi, başarıyla geçiş sağlandı. Şunları tabii, alalım mı? Yani olmasın. Olmasın olmasın. Getirin şuralara şu alta doğru at da oradan suyuyla pişer o. Sonra oraları da. Tamam. Güzel. Hafiften şimdi üzerine bir yağ süreceğiz. Daha da başka bir şey yapmayacağız. Oradan kızarsın sonra diye mi? Tabii böyle tabii. Şey, güzel. Hafif bir hafif renk ilk, olsun. İlk hamlede. Tamam. Daha da başka bir şey sürmüyoruz. Direkt fırına gönderiyorum sevgili seyirciler. 180 derecelik fırına gidiyor. Efendim fırında nar gibi kızaracak. Biraz önceki bize çıkartmış olduğu zorluk o vakit hiç kalmamış olacak. O zaman göreceğim. Tabii ben. O zaman göreceğiz mesele. Çünkü dilim dilim keseceğiz. Ya şu yumuşaklıkta olsa kesme imkanımız yok. O zaman karşılaşacağız. Evet o zaman karşılaşacağız. Şimdi yine bir fırın yolculuğundan diğer fırın yolculuğuna çıkıyorum sevgili seyirciler. Evet. Diğer fırın yolculuğumuz diğer fırın yolculuğumuza doğru ilerlerken geliyorum. Kapağını açıyorum. Vay, efendim vay, hazırlamış vay. Olduğumuz içi fındıklı olan yumuşacık bir kek harcı şu anda birinci bölümünü tamamlamış bulunuyoruz. Soğumaya bırakacağız. Sonrasında ise hurma ve incirle üzeri dolacak. Oh, tabii. Maşallah. O yani o bölüm çok önemli. İncirimiz hafif hafif orada zaten. Şimdi burayı bir kontrol edeceğim. İstenirse buraya hafiften böyle bir süt serpebiliriz yumuşak böyle. Yumuşak. Olmasın istersek. Durma bakacağım. Şimdi daha henüz karar vermedim. Nereye bakın buracığım? Tabii inciri hemen. Sevgili seyirciler hemen incirin kapağını açıyorum. İncir ne durumda? Bakın kendi suyunda. Hiç şeker koymadım. Kendi suyunda pişiyor. Islatmış olduğumuz suda pişiyor. Ne güzel. Hiç başkasının suyunu istemiyor. Kendi suyunda. Kendi suyunda. Usul usul pişiyor. Bak kendi suyunda, kendi şekerinde. İşte bak. Kendi tadında be ya. İşte bak. Yani ağa canım benim ya. Kapağı kapalı biraz daha pişsin. Ondan sonra hurmayı vereceğim. Ya arkadaşlarımız diyorlar ki sevgili seyirciler dün hazırlamış olduğumuz
yarım ekmekten hazırlanmış bir büyük tepsi dolusu ekmek kadayıfı. Üzeri irmik kaymaklı, yeşil fıstıklı. Bir topta dondurma koyverdiğiniz zaman zaten kendisinden çatal gidip geliyor böyle. Ay. Gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. İşte ben onlar çok güzel oluyor ama yememek için çok savaş veriyorum. Yani yememeye çalışıyorum. Yalnız şimdi şöyle bir şey var. Bende dipsomani var. Benim tokluk hissim yok. Ben eğer kaptırırsam kendimi, valla hani şurada duran her şey bana ziyan olacakmış gibi geliyor. Günah, yazık diye. Dipsomani. O ne değil? İşte ve o dipsiz. Ucu dibi yok onun. O gittiği yere kadar gidiyor yani. O çok fena bir huy. Onu... Ama şimdi şöyle bir şey var. Ama tutuyorum artık kendimi. Tabii, şey yapmıyorum. Yok, kendinizi tutun da. Şimdi mesela evliliğin ilk yılında şey beklenir. Damat çiçeği burnunda damadın kilo alması gayet doğaldır. Toplumumuz tarafından da gayet güzel karşılanır. Aferin. Aferin kızımıza, iyi bakmış derler. Ondan dolayı. Ama siz şöyle diyeceksiniz. Yani bir süre devam edeceksiniz. Şimdi bu kendi yerimeydi. Şimdi eşimin yerine. Evet. He, filan diye. Fakat eşim şanslı. Ben çok uzun zamandır hem onun hem kendi yerimi aldığım için... Artık demezler. Demezler, tamam. Zayıflarsam aferin kızım, bak. Hah, işte bak ne kadar güzel oldu bak. Zayıflattı, kendine getirdi diyecekler bizde. Tam tersi olacak. Sevgili seyirciler, şimdi sohbet devam ediyor. Lezzetler de devam ediyor. Peki. Yok yok. Ben normal gittim, istedim. Vermeseler de o zaman... Yok ya, Sami Usta'yla gidecektim istemeye. O zaman ilk kendim istedim. Normal ilk seferde çok şükür babamdan, annemden Allah razı olsun hemencik verdiler, sağ olsunlar. Eşiniz yok kaç? seviyorlar canım, çok seviyorlar. Eşiniz kaç kardeş? Dört kardeşler. Size erkek. Göre daha kalabalıklar. Evet. Dört köndeler evet. Evet. Kaç kız kaç erkek? Üç erkek, bir de orada kelebeğimiz var işte. Yani tabii şimdi üç erkeğin arasında tek kız olunca çok kıymetli olur. Tabii kesinlikle. Yani yine ama tabii 6 yıl süreç olunca bir seferde vermişler. Yoksa en az 60 sefer gidip gelirdiniz. Ya şimdi mesela kardeşi ya da abisi biri tamam dedi. Öbürü biraz düşünmemiz lazım dedi. Şimdi erkek çocuk, onun da sözü geçer. Efendim diğer ikisi tamam dedi ama bir tanesi tamam demedi. Önümüzdeki hafta siz yine bir daha gelin. Bu defa tamam değil mi, öbürü düşünelim dedi. Yok yok. Falan. Kardeşlerim yani... de abim de sağ olsunlar. Hani çok hepsi birbirinden kıymetli. Çok seviyorlar. Evet yani anlayışlı olunca. Evet çok hepsi. O konuda çok şanslıyım. Hiç öyle bir zorlamamız olmadı. Maşallah. Güzel arkadaşız hepsiyle. İyi anlaşıyoruz. Güzel. Çok keyifli. Bu arada abimi de uzun zamandır konuşmuyorum, görmüyorum. Buradan bari öpüyorum. Selam söylüyorum. Abi nerede yaşıyor? Adapazarı'nda. Annemle beraber. Gerçi ayrı oturuyorlar. Onun kendi evi var ama birlikteler yani, Adapazarı'ndalar. O yüzden içim rahat. Siz şimdi bir gurbet durumu söz konusu yani. Evet, öyle bir durum var. Ama Allah'tan yakın da iş güçten böyle çok sık gidemiyoruz. İşin yoğunluğu olunca. İstesek de bazen bir şey oluyor. Bunları efendim böyle şey mi yerleştiriyoruz? Şöyle yerleştirelim, bütüncek atalım da birazdan parçalayacağız. Yani şimdi... Kendisi parçalanacak yani mı? Böyle bir erisin istiyorum ama kendi kendine salsın. Sevgili seyirciler, şu anda içine vermiş olduğumuz su yeterli gelmeyecek gibi görünüyor. Çünkü hurma geldiği vakit bu suyu daha da bir çekecektir. Çekecek, evet. Bu hurmalar da maşallah yani böyle... Bunlar büyük boy. Midye gibi. Bunları şey, ismi şey, Kaliforniya hurması diye geçiyor bunlar. Evet, evet. Ya çünkü her cinsin şey, hurmanın şeyi var, ismi var. California. Bu da Kaliforniya cinsi. Büyük boy oluyor bunlar. Vallahi. Kocaman kocaman olanlardan. İşte İlk gördüğümde ben biraz şaşırmıştım. Bu ne ya demiştim böyle. Hurma demişlerdi. Böyle kocaman görünce yani daha da irilerini görmüştüm çünkü ilk gördüğümde. Ha bundan da irisi. Daha iriydi. Allah Allah. İlk şeyde gördüm bunları. Fransa'da, Paris'te bir programa gitmiştim. Bir ailede misafir oldum. Onların da marketleri vardı. Sabah kahvaltıdan sonra beni markete götürdüler. Bana orada böyle koli abi bir açtı. Bu ne ya dedim direkt böyle. Hurma dedi. Abi ne kadar büyük hurma ya, ben bunu ilk defa görüyorum dedim. Orada demişti Kaliforniya hurması. Kokusu da güzel. Böyle bir değişik bir kokusu var. Şimdi şey yaptı, ikisinin birleşmesinden güzel bir koku çıktı ortaya sevgili seyirciler. Aroması güzel olacak. İncir ülkemizde yetişiyor. Hurma da yurt dışından geliyor. Sevgili seyirciler, birazdan kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklam dönüşü biz neyi hazırlayacağız? Poğaça diyeceğiz efendim. Tam benim şeyim işte be. Herkes daha bunu bekliyor Sami Aga. Ne zaman yapacak poğaçayı diye. Kimse para vermiyor ya.
Canım şimdi Ramazan'dayız, bu ayrat. Sevabına. Sevabına çalışıyoruz be ya. Tabii, tabii. Reklamlardan sonra kıymalı, peynirli pastane poğaçası diyoruz efendim. Yeşil elma devam ediyor sevgili seyirciler. İftar ve sahur sofraları dedik efendim. Şimdi tatlımızı bir kontrol edelim. Ondan sonra kıymalı pastane poğaçası diyeceğiz dedik efendim. Şu anda hurmalar sevgili seyirciler, bakın üstünü kapladım hurmalarla. Evet. Hurma ile pişiyor. Suyunu kontrol edeceğim. Şu anda yeterince su var. Evet. Sevgili az sonra birbiriyle karıştıracağım. Muhteşem bir koku var burada. Hurma ve incinin kokusu birleşince nefis bir koku çıktı, evet, ortaya. Evet, acayip bir. Buraya krema da gelecek ama biraz daha pişsin böyle. Tam bir macun kıvamına gelsin istiyorum. Kapağını kapatıyorum sevgili seyirciler. Pişmeye devam etsin. Biz de o sırada iç harcımızı ve pastane poğaçasının hamurunu hazırlayacağız. Haydi bakalım. Efendim. Ben pişiriyorum. Evet. Yani bu. Yani ben pişiriyorum dedim. Aslında şöyle bir şey oluyor. Sabah ben gittiğimde koliyle hazır geliyor ama. Pişirilmesi lazım onların. Ben akşamdan hamurunu hazırlıyorum, onu işte pişiriyorlar. Öyle diyelim, daha da fazla zorlamayalım onu. Evet, zorlamayalım. Ama siz büyük bir plato dediniz ama yani. Evet evet, 3000 metrekareye kapalı alanda muhteşem bir plato kurdu bir ol güven. Maşallah Birol Beyciğim. Yani mutfağa girdiği zaman da çok çılgın ama Birol. Tabii ben hatırlıyorum mesela. Bütün konuklarımız mesela tezgahın üzerinde hamur yoğururken mesela o dedi ki ben oturduğum yerden yaparım, öyle kalkmama gerek yok. Çünkü her şeye yani hakim. Ha, ondan dolayı evet, tabii. O evet, konusunda çok uzman ve iyi çalıştığı için yaptığı işe o her şeyi biliyor. Vallahi Birol abi çıldırmadı ama hani mahalle giderek olması gereken bir boyuta geldi. Evet, aslında kasaba değil 4-5 sokak haline geldik işte. Ama çok güzel ama. Ama 80'lerdeki bütün şeyler orada var işte. Yani kasabı, balıkçısı, bakkalı, berberi hepsi var. Çok güzel. Evet. Yani aslında zor bir projeyi başarmak öyle kolay bir şey değil ama maşallah. Çok emek var. Sadece görünen değil, görünmeyen de aslında çok emek var. İşin tabii teknik kısmı, sanat asistanları, sanat yönetmenleri, diğer kameramanlar, ışıklar. Teknik kısmı da çok fazla. Mesela berber koltuğu 2-2,5 ay arandıktan sonra bulunmuş mesela. Bir de eski bir koltuk olması lazım. Evet evet, o eski bir berberden bulunan bir koltuk. Oradaki parkeler, işte ne bileyim şeyler, mobilyalar, yerdeki ne diyoruz şeyleri, ağaç. Ahşap doğramalar. Onlar ve hani bu lamine değil de parke, ağaç parkelerin hepsi orijinal tekrardan yapılan, üretilen şeyler. Tabii tabii, yeniden onlar bulundu. Sırf her bu işe şey özel olarak üretildi. Bayağı bir emek var işin içinde. Evet maşallah. Oyuncu sayısı? 6 kişi ilave olduktan sonra herhalde bir 20'ye yakın olduk galiba. Kadro çoğalıyor her geçen gün. Evet. Büyüyor yani. Evet, şimdi ama herhalde yani tabii hikayenin gidişatına göre yeni eklemeler olur mu? İlaveler olur mu bilmiyorum, onu hani göreceğiz. Fakat biz çok eğleniyoruz yeni gelen abilerimiz, arkadaşlarımızla beraber. Böyle çok daha güzel bir ekip oluştuk. Rasim abiyle oynamak keyifli, o bir okul. Ama kendi sahneleri bittikten sonra bizimle devam ediyorsa, bizim yakınlarımızdayken bize çok güzel espriler, şakalar yapıyor tabii. Bizim işimizi zorlaştırıyor. Onun tuzu kuru tabii o işini bitirdiği için ama ya çok büyük bir keyif, çok büyük bir eğlence. Onlar bizim ustalarımız sonuçta. Yani bizim için çok değerli. Biz çok eğleniyoruz Rasim abiyle. Yani hem herkes eğlenir hem çalışmak ayrı bir güzellik olsa. Evet yani vallahi çok şükür öyle güzel bir meslek tabii yapıyoruz ki aslında biz eğlenerek sevdiğimiz işi yapıyoruz. O yüzden mutlu olan azınlıklardanız diyebiliriz. Evet, bazen mesela bu Ramazan bölümlerimiz bizim biraz böyle çok yetiştirmemiz gerekiyordu. Çok sahneler vardı. Uzun saat dilimlerimizi aldı biraz ekipçe. Vallahi bir 18 saatler, 20 saatler gördük. 15-16 saatler gördük. Oo, çok çok evet, yetiştirmesi gerekiyordu Ramazan'a. Ramazan projeleri. Evet, bu 4 yeni Ramazan'da izlediğimiz bölümler. Evet, onu özel bölümleri tamamlamak için bayağı bir... Ben başlayayım mı ufak ufak?
Böyle başlayacağız ama bir özet çıkardıktan sonra başlayacağız. Ondan dolayı ben sözünüzü kesmek istemediğim için bekliyorum orayı. Bazen tabii eve gitmek çok zor oluyor. Evet yani ben bazı arkadaşlarımız çok böyle... Çünkü hemen 3-4 saat sonra gene set olma durumu oluyor. O zaman sette ne güzel odalarımız var bizim. Sağ olsun. Orada kaldınız. Tabii tabii. Birol abi bize böyle çok güzel bir mekan. Sadece platomuz güzel değil. Bizim odalarımız da çok güzel. Kendimize ait tabii yani istirahat odalarımız. İstirahat odası. İstirahat odalarımız. Çok her türlü imkanımız var. O konuda hem teknik ekibini hem oyuncusunu gerçekten mutlu eden ender yapımcılardan bu işi ender bu kadar iyi yapan yapımcılardan Birol Güven. O zaman Birol abiyi kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Yani, kesinlikle. Yani böyle güzel, hani iyi şartlar, güzel ortamlar hazırlamak. Tabii tabii. Yoksa yapımcı, hadi bakalım çocuklar çalışalım, işi çıkaralım, bölümü kurtarmalıyız. Diğer değil yapımcılar mi? Yapmıyor böyle şeyler. Ama biz işin içinde olduğumuz için diğerlerinden daha bir artımız var diye hissediyoruz açıkçası. Maşallah. Bunu hem maneviyat olarak hem de oradaki sosyal imkanlar olarak... Bize bunu hani fazlasıyla hissettiriyor yani o anlamda. Kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Şanslıyız yani hepimiz. Şanslıyız dedik be ya. Evet. Poğaça diyoruz şimdi de. Sevgili i̇şte seyirciler. Benim uzmanlık alanım. 4 su bardağı unu karıştırma kabının içerisine döktük. Ortasına 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ. 2 çorba kaşığı tereyağı. 1 tane yumurtayı bütün kırdık. 1 tanesinin akını, sarısını da ayırdık buraya. Ayırdım. 1 tatlı kaşığı tuzu da verdik etrafına. Şimdi ortadan başlayacağız. Yarım paket maya ortada. Mayayı eritelim. Ben ihtiyaç olursa su vereceğim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Heh, yavaş yavaş. Açıyı geniş tutmadan un almamaya öncelikle özen gösterelim. Sonrasında alacağız ama. Tabii tabii. İlk almıyoruz sonra alıyoruz. Hemen önce şu mayayı ben bir ortasındaki. Güzel. Böyle evet asıl. Başarılı. Kim? Sizin diz... Bizde sevilmeyecek kimse yok. Kimdir kim? Ya? Çok üzüldüm. Ya Şoray sevilmeyecek adam mı? Evet. Bizim bazen hani böyle her iş için geçerli bu. Ekip, ortam, işte çalışma alanı denk gelir ya böyle çok keyifli olur. Biz çok şanslıyız. Bu işte her şey o kadar güzel birbiriyle böyle uyumlu hale geldi ki. Biz görmediğimiz zaman özlüyoruz. Birbirimizi hani çok sık bir arada olmasak da bir şekilde telefonlaşıp hani sağlığından ya da o anki durumuna kadar her şeyi sorup en azından bir hasret giderebiliyoruz. Ama şey o güzel. Evet o da Ramazan özel çekiyor Balkanlarda. Balkanlara geçen, mı gitti? Tabii tabii geçen akşam seyrettim geç saatte çok keyifliydi çok güzel bir program yapmış. Evet. Zaten o işi biliyor o işin artık uzmanı kompedanı evet peki, o işi çok iyi bilen birisi. Yani Ramazan ayına özel bir program evet, için. Evet evet Balkanlarda Ramazan diye özel bir program yapıyor. İftara sahura? Geç saatte gece 1.30'da. Ha, geç saatte de ama hani gündüz erken akşamüstü yayınlanıyor bilmiyorum da ben yaklaşık 2.30 civarı falan rastladım. Sahuru beklerken işte. Çok iyi bildiği işi çok iyi yapıyor. Evet bir de çünkü bayağı bir uzun yıllar. Evet. Bu Şoray uzun yoldayla. Yollardaydı. Evet. Ülkemizi karış karış dolaştı. Bizim programa geldiği zaman artık nereye kadar özellikle çocuğumla ilgili demişti. Yani çocuğun baba hasreti nereye kadar yani? Tabii tabii o herhalde Türkiye'yi bir 4-5 kere dolaşmıştır diye düşünüyorum yani. Yani büyük emek. Kolay evet, değil. Evet. İnşallah. Dönüp geldiği vakit biz inşallah. Biz aslında beraber gelecektik. Fakat denk getiremedik. Böyle ikimiz gelelim. Güzel olur, eğlenceli olur dedik ama. Bir gün inşallah beraber gelelim. İnşallah. İkinizi birlikte de ağırlamak isteriz. İnşallah. Ustam ben mayayı... Eridi mi? Erittim. Yavaş yavaş açıyı genişletelim şimdi. Tamam. Yavaş yavaş açı genişletiliyor sevgili seyirciler. Bir yandan da Oktay Usta şu anda soğanı kavurmaya başladım. Hemen yan tarafta da efendim hurma ve... İncirin maşallah, suyu maşallah, pişirdiğim sadece suyla pişiriyorum. Sevgili seyirciler azalma yaptı. Biraz daha su verdim. Şimdi artık ikisini birlikte karıştırıyorum bakın. Güzelce karışacak. Hatta eziyorum bir de şöyle. Şöyle ezerek böyle bakın. Püre gibi oldu. Yok patates ezicim var. O da olabilir ama biraz da böyle parçalar da gelsin istiyorum. Yenirken.
içindeki o macun kıvamı ile birlikte güzel böyle pişmiş, erimiş ama böyle incir ve hurmadan da parçalar yenilirken gelirse güzel olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Ama isterseniz de macun gibi de yapmak mümkün. Hangisini isterseniz? Bakayım. Parçalar gelsin. Gelsin mi? Bir iki damla su vereyim. Tamam, daha da verme. Verme, ah. Peki, ne yapalım? Ben... Sevgili seyirciler, şimdi poğaçamız kıymalı ve peynirli olacak. İki çeşit olarak hazırlayacağız. Soğanı doğradım, tavanın içerisine sıvı yağla birlikte aldım, kavuruyorum. Az sonra kıymasını ilave edeceğim. Bir yandan da tatlımızın, sevgili seyirciler, kremasını hazırlıyorum şu anda. Daha henüz kremayı da vermedim. Az sonra vereceğim kremayı. Bravo, çok iyi gidiyorsunuz be ya. Eva ağacık bir şeyler var ya. Var, 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 var. Gerçekten var. Yani bu bir el yeteneği olmadan da olmaz bu iş. Cıvık mı oldu? Cıvık mı oldu? Yok. Aşçı suyu fazla kaçırdıysa biraz un getirebilirim hemen. Sanki acık böyle bir ufak. Az bir şey, tamam. Minik. Hafiften bir un serperi şöyle. Hafif hafif sanki. Güzel. Heh, önce bir şeyden kurtaralım. Yapışmasını kurtaralım. Evet. Tamam. İyi gidiyoruz ama maşallah yani el yeteneği. Sevgili seyirciler, biz şimdi güzel lezzetleri pişirmeye başladık. Bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Efendim Ramazan ayıyla ilgili birazdan diyetisyen hocamız, arkadaşımız, dostumuz Deniz Şafak hocam gelecek. Öyle mi? Evet yani bizim yaptığımız bilgiler. Şu ana kadar seyircilerimizle paylaştığımız ve paylaşacağımız çalışmaları da değerlendirerek seyircilerimize de güzel püf noktaları verecek diye düşünüyorum. Evet. Yani özellikle ne yersek rahatsız etmez. Tabii mesela ne kadar yersek gaz problemi olanlar olabiliyor. Ondan sonra kuru fasulye yiyip de olanlar oluyor. Mesela kuru fasulye yemeden de gaz olabiliyor. Onu ben tanıyorum. Heh, o işte, çok yakında bir yerde. Ha işte tanıdıklarımız, tanıdıklarımızla falan olabiliyor. Hemen dibinde o. Tanıyorum onu ben. Kadar mı ya? Kimiz varız? Başka kimse yok ya. Ya isim vermem ama Çok yakında ama yine de vermem diyor ya. Vermem. O çok çok yakında bir yerde. Onu halledelim ya. Onu soralım. Tamam, soralım Deniz hocamıza. Vallahi. Şimdi tezgahın üzerine alacağız. Güzel. Gayet iyi başarılı gidiyorsunuz. Yumuşacık bir hamur hazırlamışsınız ya. Ne güzel. Puf puf olmuş ya. Ben böyle bir şey görmedim yani. Evet. Ama efendim çok teşekkür ediyorum. Ben canım sıkıldım böyle hamur hazırlarım. Aa ne kadar iyi. Ah, bak bunu da patlattık. Ne patladı? Eldiven. Bırak patlasın. Vallahi ben. Patlayan eldiven olsun. Eldivenimiz var. Siz biliyorsunuz nerede olduğunu. Evet evet öğrendim artık. Savaş vermeden o işi çözüyorum. Nerede olduğunu biliyorsunuz. Şimdi sevgili seyirciler hemen tatlımızı tamamlamak istiyorum artık. Tatlıya doğru bir yoğunlaşacağız. Bir sonuca ulaştıralım. Evet, o zaten tatlıyı. Gayet evet. Kıvamı çok güzel gözüküyor. Kıvam gayet başarılı oldu sevgili seyirciler. Şöyle bu ocağı çekeyim yanıma doğru. Çekiyorum. Evet. Şimdi kıvamı şu anda sevgili seyirciler görüyoruz. Biraz koyu gibi duruyor değil mi? Evet. Görsel olarak öyle görünüyor. Hemen şimdi buranın üzerine bir paket krema ilave edeceğim. Yalnız kremamız da şekersiz. İçerisine bir gram şeker koymadık sevgili seyirciler. Gayet sağlıklı. İstesek de koyamazdık. Çünkü Deniz hocam geldiğinde ne şeker mi koydun olur mu mübarek günde diyebilir düşüncesiyle. Biraz hafif korktum mu nedir? Korkak bir şekilde ilerledim galiba. Şimdi içerisine. Hocam hoş geldiniz. Sizi görmeden konuşuvermiştim. Evet Deniz Şafak hocam şu anda mutfağımızın kapısından içeriye girmiş bulunuyor sevgili seyirciler. Ben kremayı döktükten sonra içeri alsaydık ya arkadaşlar. Yani belki krema için belki bir iki laf edebilir ama süt ürünü olduğu için faydalı olarak bahsedeceğini düşünüyorum. Sevgili seyirciler Deniz hocam şu anda bizim sahur için hazırlamış olduğumuz masamızın yanına geldiler. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Hayırlı ederim. Hayırlı Ramazanlar hocam. Sağ olun efendim size hoş de. Hoş geldiniz. Size nasılsınız? Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz be ya? İşte hamur yapıyorum mecbur pastaneyi yetiştireceğim. İşte bizim Niyazi Bek'te o doymak bilmiyor zaten. Niyazi 3 aydan 6 tane mi yiyor ne yapıyor? Valla benim gördüğüm o. Görmediğim ne yiyor Allah bilir.
Kolay gelsin. Allah razı olsun. Hocam Ramazan ayı nasıl gidiyor? Vallahi bu sene birazcık zorlanıyoruz ama çok şükür Allah sabrını veriyor ya. Başlayınca gidiyor yani. Duyduk ki hurmayla sütle sahur yapıyormuşsunuz. Gün boyu enerjik kalıyormuşsunuz. Sanki o birinin önerisi gibi geldi bana ama. Evet. Hocam bak, şimdi bir şey söyleyeceğim. Güzel bir sahur ama. Güzel bir sahur. Yani hani hurma süt hakikaten güzel bir sahur. Bak evet hocamız onay verdi. Verdim. Şimdi bir onay da şu anda hazırlamış olduğumuz sahur sofrası için bir değerlendirmenizi alacağım. Ondan sonra sizi bu tarafa davet edeceğim hocam. Tamam bir şey söyleyeyim mi? Valla 10 numara bir sofra hazırlamışsınız. Çok beğendim ben burayı. Beğendiniz mi hocam? Evet. Böyle mi yapıyorsunuz ben varım diye mi bunlar? Hep öyle yaparız hocam biz. Öyle mi? Tabii hocam. Ha tabii. Bu sene mutfağımızda değişti ya siz ilk geliyorsunuz hocam. Bu evet. Mutfağımızın ama bu... Ama bir şey söyleyeceğim çok beğendim mutfağınızı. Çok beğendiniz güzel. Mi hocam? Vallahi çok sizin beğendim. Sizin görüşleriniz bizim için önemli hocam. Bir şey söyleyeyim tamam, mi? Böyle evdeki mutfak yani aynı. Çok beğendim vallahi çok güzel olmuş yani. Şimdi... Bol bol yemekler yapın şöyle az yağlı az şekerli. Hocam artık yağı var ya. Ne? Yağı böyle damlaya düşürdüm. Yalan. Böyle. Vallahi gördüm yaptığınız yemekleri. Ben gelene kadar her şey ama kondu gördüm. Hocam kan şekerim düşmüş. Ya. O akan damlalar halinde görmüş olabilirim. Onu bilemem hocam. Ha, tabii. Benim kalbi geçen duyguların damlasal ya. Bak bir şey söyleyeceğim. İnsanlara eziyet ediyorsunuz vallahi Ramazan'da. Yağlı şekerli sonra susuzluktan ölsünler değil mi? Yok hocam olur mu öyle şey? Olur mu ne? Yani dün şunun şurasında pastırmalı kuru fasulye yaptım. Oh. Dedim ki hani seyircime bu güzel tarifi paylaştım. Bir sıkıntı olur mu olmaz mı diye oturup iftarda kendim yedim. Sonra hamdolsun bir sıkıntı olmadı. Bunun duygusu içerisindeyim hocam. Tabii kesin olmamıştır. Akşam kaç galon su içildi acaba? Sayısını bilmiyorum hocam. Ya öyle yani olur su tabii. Su içmek faydalı ya içi verdim. Tabii su yararlı. Çok yararlı hocam. Yandım da. Bir şey söyleyeceğim. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Hakikaten çok güzel bir sahur sofrası olmuş. Ellerinize sağlık. Çeşit peynirler var. Zaten sahurda peynir olmazsa olmaz diyoruz. Haşlamışsınız ne güzel yumurtayı. Evet, yağlı hocam. Yapmamışsınız mesela. Ondan sonra şekerli de yapmamışsın yumurtayı. Tabii hocam. Tabii. Hep hafif tatlar tabii, şey yaptık oraya. Tabii. Hazırladık inşallah. Bir de çok güzel bir şey yapmışsınız. Hem kayısı hem de fındık badem koymuşsunuz. Gerçekten çok lazım çünkü bunlar sahurda. Hem tok tutuyorlar hem de bağırsağı çalıştırıyorlar. İsabet olmuş. Yeşilliklerimi de eksik etmemişsiniz. Onu da benim için koydun herhalde. Evet hocam. Yeşillikler... Gördüm. Bir de hocam meyveler de koyduk. Onu da gördüm. Çok güzel de meyveler koymuşsunuz. Bütün şeker ihtiyacımız bunlardan karşılayalım diyorum ben. Ananas zaten bizim... Tabii hocam biz zaten bütün ihtiyacımızı... Hani diyorum ki tatlı yapmasak da onların yerine bunu yesek diyorum ben. Zaten bizim yaptığımız tatlıda şeker yok hocam. Ha öyle mi? Ne koydun? İncir ve... Bir tutam sevgili oldu mu bu işler? Bunu ben şey ama... Evet hocam. Evet. Çok iyi. Tabii. masamızı değerlendirdikten sonra hocamızı buraya davet etsin. Ha evet vallahi bak pide de var. Öneriniz var mı hocam? Burada şunlar da olsa dediğiniz bir şey var. Şimdi şöyle pide çok güzel. Hakikaten Ramazan'da veriyorum. Bir Ramazan torpili geçiyorum herkese. Allah razı olsun. Ne kadar iyisiniz hocam? Normalde vermem biliyorsunuz. Beyaz un, beyaz ekmek. Ne ama kadar Ramazan'da... peki? Kaç dilim hocam? Ne? Pide. Pide mi? İşte ya bir iki dilimi geçmesek isabet olur. Olur. Bir de şey yemek lazım ama yanında. Tahıllı ekmek yemek lazım ki tok kalalım. Olur. Bu hocam. Çabuk acıktırıyor. Ya bu beyazlar çabuk İşinize acıktırıyor. İşinize taş koyuyorum. Aa ekmek. Güzel. Öyle. Buyurun hocam. Ne yiyeceğiz bugün? Bugün ne var? Lütfen buyurun. Şimdi sizin denetiminizde ve gözetiminizde hazırlamak istiyoruz. Ben şöyle bir sıradan gideyim tabii, mi? Tabii. Buyurun sıradan. Hocam. Hoş geldiniz. Tekrar tamam, hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Vallahi iyiyim. Zımba gideyim. Yani sizi özlemiştik. Bayağı zamandır göremedik. Evet. Yani lütfen sizden ricamız ara sıra gelin mutfağımızı ziyaret edin. Tamam. Yapmış olduğumuz çalışmaları yakından denetleyin ki hani ben de diyebileyim ki bizim yemeklerimiz diyetisyen kontrolünde. Evet. Ama usta bak bir şey söyleyeceğim. Şuraya koymuşum bir kalıp yağı. Onun önünde ben mi konuşayım şimdi? O yağ değil. Ne? Yağ görünümlü peynir. Peynir. Tamam peki. Şimdi bak onu hocam havaya atayım diye bekletiyorum bak. Şimdi tatlıya geliyorum. Ha. Tatlıda sevgili seyirciler bir gram şeker yok. Ha. İnciri ıslattım. Sonra doğradıktan sonra suyla kendi suyuyla birlikte pişirdim. Sonra hurmasını koydum. Biraz daha su koydum. Hurma ve incir birlikte piştiler. İçerisine bir paket krema koydum. Bir gram şeker koymadım. Bak bir şey söyleyeceğim. Güzel bir tatlı yapmışsın. Vallahi ellerine kollarına sağlık. Beğendiniz mi hocam? Evet. Allah razı olsun. Mis gibi olmuş. Evet olay budur. Vallahi. Tamam. Vallahi olmuş yani. Diğer tarafta hocam bu kadar değil mi bu? Ya burayı dökeceğim de hocam onun için. Yani şey dökeceğim buraya dökmeyi planlıyorum da. Yani.
Altı ne onun? Altı yumuşak ya kocam, pamuk gibi. Ha, ona yağ girmiyor değil mi? Yok. Ama yok. Az incecik. İnce ince. Yani. Çok ince hocam, kağıt gibi şey. Evet. Tamam. O zaman hazır tatlıya gelmişken bir şey söyleyeceğim. Şimdi tabii. İftarlarda yiyoruz bu tatlılar ama yemeğin hemen üstüne yemeyelim olur mu? Ne zaman yiyelim hocam? En azından aradan bir iki saat geçsin. Olur hocam çünkü peki, yani biraz hızlı kalsın değil mi? Tatlıyı... Bugün açım galiba, tatlı bile verdim. Çıkar mı benim ağzımdan böyle şeyler? Çıkmaz ama hocam maşallah şey. Genelde şöyle bir şey söyleniyor hocam, buyurun. Hani tatlıyı önce de yiyebilirmişiz gibi bir şey var. Yani aa, yemekten önce tatlı yemek. Yiyelim mi? Tatlıyı açalım mı? Yok, yemekten önce yemeyelim. Yok. Yani bir iki saat önce falan yiyemez miyiz? Yok, şöyle sıkıntı olur. Kan şekerini çok hızlı yükseltip çok hızlı düşürdüğü için açlığı çok daha yoğun hissederiz. Bir de evet, kan şekerimiz açısından doğru bir şey olmaz o. Yani illa yiyeceksek yemekten sonra. Bir iki saat sonra. İki saat. Teravihden gelince mi yiyelim hocam? Evet o evet zaman... aynen öyle. Mis gibi açık bir çay demleyelim. Çünkü böyle bir... Doğru. Bir şey duymuştum da bir yerde sohbet esnasında, o yüzden. Yok yani şey ara öğün olması mantıklı. Yani ana öğünlerde hiçbir şekilde istemiyoruz. Çünkü ana öğünlerde zaten hani yemekten almamız gereken bütün enerjiyi alıyoruz. Üzerine bir de tatlı yediğimizde kilo kaçınılmaz oluyor. Tabii hocamızın ama... şöyle yanına doğru getireyim de yağsız koş olan tatlımızı. Ha, batmam serbest kolay olsun diye hocam. Bakın görüyorsunuz değil mi? Gördüm. Böyle kaşıkla ezdim bunu böyle. Tamam. Sonra üzerine bir ceviz vereceğim ama... Ceviz vermeden önce hocam yani yüksek müsaadenize sığınaraktan soğuyunca üzerine bir şanti sürü versem dedim. Aa yok artık. Var var, malzeme var, yapacağız be. Malzeme var, var hocam. Var yok artık, olur mu? Her şey var burada be. Yani. Ne yaptınız hocam, ya? Tamam hocam. Altı üstü yeter bunu. Hocam şimdi gelin 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayına kavuştuk. Valla ne olur ne olmaz, seneye kavuşamayı söylendi. Bu sene gelin yedik yedik hocam. Ay ya, ondan sonra Ramazan sonu yani ben... Bakın ne kadar güzel yeşilli, pembeli evet, duruyoruz. Pek tatlı olmuşsunuz valla. Pek tatlı olmuşsunuz. Onun için. Peki sizin öneriniz nedir hocam? Biz şimdi şanti... Şanti koymasak olmaz mı ya? Ya koyacağız mı illa? Olur da hani... Tarifte var diye koymak zorunda değiliz. Bak bir şey söyleyeceğim. Mis gibi yapmışsın, hadi altındaki keke de sesimi çıkarmadı. Tabii. Üstüne güzel meyveni koymuşsun, yeter. Doğru söylüyorsun hocam da hani şöyle bir şey aklıma gelip vurup gidiyor sürekli. Oruçluyum, açlıktan mı oluyor ne oluyor bilemiyorum. Hani böyle üç katı olsa diyorum servis tabağında misafirimize ikram ederken zeminde keki, üzerinde hurmalı kreması, üzerinde şantisi, onun üzerinde ceviz, parça cevizler hocam. Bana iki katı yeter. O da bana. Reji şantiyene dondurma istiyorum. Ha bak, hadi dondurma koyalım bari ya. Bak bir şey söyleyeceğim, çok kötü diyetisyenim yalnız, dondurma seviyorum diye dondurmaya müsaade ettim ya. Peki şey mi, diyetlerde dondurma var mı hocam? Yani light dondurma mı var? Vallahi men edecekler benim meslekten, biraz daha konuşursun. Yok etmezler hocam, yani bugüne bugün sizin yıllardır ekranlarda seyircilerinizle buluşup kaç kişileri, kaç bin kişileri böyleyken... Şimdi bak bir sır vereyim mi? Biz Oktay Usta'yla ortak çalışıyoruz arkadaşlar. O yediriyor, ben zayıflatıyorum. O yediriyor, ben zayıflatıyorum. Reklama gitmeliyiz. Benim dönemim vahim galiba. Kısa bir reklam arası. Aman kimse kilo almasın hocam. Reklamlardan sonra. Hocam ben o zaman hemen... Sevgili seyirciler, Yeşil Elma'da lezzetler hazırlanıyor bir yanda. Hocam efendim formumuzla ilgili püf noktaları veriyor. Sağlığımızı nasıl korumalıyız? İftardan başlayalım istiyoruz hocam. Bu iftardaki kıvamı ayarlama işi çok önemli. Evet doğru. Nasıl başlayacağız? Nasıl ilerleyeceğiz? Midemizi nasıl şişirmeyeceğiz? Hemen söyleyeyim. Buyurun. Şimdi tabii yaz olduğu için acayip susuyoruz değil mi? Ya ben çok zorlanıyorum. Evet. Susuzluk tabii herkes su ihtiyacı. Evet. O yüzden şunu yapıyoruz genelde. Hani iftarda böyle çok fazla su içiyoruz ama onu çok yapmamak lazım. Hani mideyi suyla dolduruyoruz bu sefer. Üstüne bir de yemek yemeye yeterli, çalışıyoruz. Böyle yeterli. Hani mide iyice şişiyor. Şimdi yapacağımız şey şu. Bir kere suyumuzu içeceğiz ama bir bardak kadar. Çok önce iyi. Bir bardakla başlayalım. Evet. Sonra en güzel geçiş besini çorbadır. Tamam. Çünkü hani bütün gün boş mide. Evet. O yüzden çorba ile başlayacağız. Evet hocam. Sonra arkasından böyle hafif etli sebze yemekleri. Ondan sonra işte pilavlar varsa biraz bulgur pilavı, biraz makarna. Onları çok fazla abartmıyoruz. Çünkü çorba içiyoruz. Pide kaçınılmaz oluyor. Tabii pide ondan var. Ondan sonra bir de üstüne börek hamur işi yersek çok fazla oluyor. Bu sefer uyku geliyor. Çünkü kan şekeri birden çok hemen yükseliyor. Hemen insanda ne tatlı uykusu geliyor hocam böyle. Ama şimdi kan şekeri dibe vurmuş 17 saat hiçbir şey yenmemiş. Ondan tabii. Sonra yemek başlayınca ister istemez
kan şekeri birden yükselince böyle o uyku rehavet hali gelir. Ha gelir. Gelir, gelmesi normal yani. Ramazan'da normal. Tamam. Peki hocam bir mesela ilk yemekten sonra çorba ya da şeyse bir ara vermek. 10 numara olur da. Değil mi? Bir 5-6 dakika. Hangi birini sabrediyor o kadar yapabilir merak mi? Ben yapıyorum. Vallahi. Yapıyor musun? Vallahi eşimle beraber ara veriyoruz. Şöyle bir 10-15 dakika. Bir bravo. O zaman alkışlıyoruz sizi. Evet, yani vallahi bravo. Şöyle bir oturuyoruz bir müddet. Ondan sonra işte ne varsa artık sofrada Allah ne verdiyse. Kadar güzel. Vallahi biz zor sabrediyoruz galiba. O yüzden çok beklenmiyor süre ama beklenir. Bir de şey acele etmemek lazım. Yavaş mı yiyelim? Yavaş mı yiyelim? Tabii tabii. İşte İyice çiğnemek lazım. Mideye çok iş bırakmamak lazım. Benim en kötü uyum o. Ya. Evet ben hızlı tüketiyorum. Çok fırça yiyorum o konuda her zaman ama. Annem de eşim de. Boşuna değil ama boşuna değil. Sanırım o biraz işte gazın sebebi de belki de o da evet, hızlı yemeler olabilir mi? Yani olur, gaz yapabilir mi? Hava yatıyorsun çünkü. Hem de nasıl? Bir de doygunluk hissi gelmez. Yani öyle çok mi hocam? Tabii evet. Nasıl gelsin? Şişlik bazıları gibi. Mesela şöyle diyorlar. Yani biraz daha acele edin çünkü birazdan doyduğunuzu hissedeceksiniz. Az yemiş olursunuz diyenler de var mesela. Hayır, hakikaten kim dedi ya merak ettim şimdi. Ben de çok merak ediyorum hocam. Böyle birileri oluyormuş yani. Oluyor muymuş? Ha tamam. Ne oluyor. Kadar yakın? Bana ne kadar yakın? Yanı mı yanımın yanı mı? Yanımın yanı tamam. Ayağını gazdan çekme diyor mesela. Ha yani, tamam. Her şeyi yiyelim değil mi? Allah ne verdiyse. Tabii, gün boyu tabii. Bekledik. Ha. Şimdi Mevla'dan izin geldi. İndirelim. Devam. Olmaz öyle. Sonrası yandım anam. Niye oruç tutuyoruz? Sağlığımızı koruyacağız diye oruç tutuyoruz. Doğru. Bir taraftan mahvediyoruz ama. Olur mu öyle şey? Hocam işte yani şimdi biz önce bir mahvedeceğiz ki siz geldiğinizde anlatacağız. Siz bizi bilgilendireceksiniz. Biz ondan sonra sizin bilgilerinizden ilerleyerek daha böyle. Doğru yolu bulacağız. Evet hocam. Ondan oluyor. Yemiyorum bu numaraları. Artık yemiyorum yani. Bir iki program yedim. Artık yemiyorum. Aa, bu programda yersiniz. Vallahi çok güzel şeyler hazırladık. Söyleyeyim. Bu hocam bu programda da yenmezse başka evet. Nerede yenecek? Doğru diyorsun, doğru diyorsun Oktay Usta. Yani burada hakikaten. Burada yenmedikten sonra. Ay o kadar çok selam getirdim ki şimdi arkadaşlarım beni affetsinler. Vallahi her birini unuttum. Aleyküm selam diyoruz toplu hocam. Aleyküm selam. Cumartesi evet. Pazar demeyip takip ettiklerini söylediler. Allah razı olsun. Hiç düşünmüyorlarmış iftarda ne hazırlayacaklar diye. Açık ne bakıyorlarmış güzel. Ve karar veriyorlarmış öyle söylediler. Evet şimdi efendim düşünmesinler yorulmasın seyircilerimiz diye biz haftanın 7 gününe çıkardık. Biliyorum. Çalışmalarımızı hemen sol tarafınızda hocam fırında şu anda piliç kızarmakta hocam. Gördüm. Fırında tam sizin tercihiniz ve beğeneceğiniz tarzda tamam. Kapağını açıyorum. İçi iç pilavla dolu. Dolmalık of. Fıstık, kuş üzümü, pirinci. Of, ondan of. Sonra hocam görüyorsunuz bak piliç yani tavuk değil. Gördüm, körpe. Gördüm. Ondan sonra güzel sardık diktik pişiriyoruz şimdi. Üzeri yanına başka bir garnitür olarak sadece pişmiş domates ve biber koyacağım. Tamam. Üzerine kekikli domates sos vereceğim. Bitti. Nasıl tamam. Beğendiniz mi hocam? Mis. Evet. Deniz Şabak hocam bu. Lezzet menüsünü çok beğendim. Bak bir şey söyleyeceğim. Böyle bir yemeğin önüne bir de çorba koydum mu tamam işte bitti. Daha ne yiyeceğim? Çorba mı dedin? Hemen çorba. Çorba. O zaman çorbaya geçiyorum. Çorba. Ne çorbası? Çorbamız içinde bulguru olan, eriştesi mercimeği olan bir çorba. Etsizdir, yoğurt terbiyeli bir çorbadır. Etimiz var zaten yemek yiyeceğin niye? Ya, yok yani et olmadığını bir vurgulayayım tamam, diye peki. Yani. Onda da bitkisel protein kullandım diyorsun. Tabii bitkisel protein kullandım hocam. Mercimeği mi koydum? Harikasın valla. Güzel böyle tavuk suyuyla falan pişireceğim. Şimdi o zaman hemen çorbanın malzeme listesi gelsin. Berat Beyciğim zaten diziden poğaça yapmaya alışık ve antrenman olduğu için ben kendimi çorbada buluyorum. Öğrendiniz mi? Hakikaten merak ediyorum. Dizimizi hani çekerken öğreniliyor mu? Yapmıyoruz işte. Ha yok. Bunu söylemek... Yapıyoruz. Ya yapıyoruz. Öğrendim. Yok ben... Öğreniyoruz. Evet öğreniyoruz. Öğrenmeye devam ediyoruz. Ben de o zaman... ben zaten seviyorum. Bulgurlu Antep çorbası. Sevgili seyirciler neler varmış içerisinde? Bir su bardağı ince bulgur. Bir yumurta özür dilerim iki nereden çıktı. Bir yumurta, iki çorba kaşığı un, tuz, karabiber, su. Burası köftesiydi. Şimdi terbiyesine geldik. Bir kase yoğurt, yarım limon. Bir yumurtanın sarısı, iki çorba kaşığı un var hocam. Kolay bir çorba yani. Evet çok kolay. Işte, kime kolay? Herkese kolay. Bak Oktay Usta biliyor kime yemek yaptıracağını. Beni buraya oturttu. Sen otur. Bir şeye karışma. Karışırsan da mahvedersin diyor. Yok estağfurullah oğlum yok, hocam. Yok yani tabii sizin, tabii. Önceki hani... programlarda yaptım performansımı gördü. O yüzden sen orada otur diyor bana. Siz çok hani yoğun bir tempoda her zaman çalıştığınızdan evet, evet. Dolayı bugün sizi dinlendirelim istediğimiz için. Yoksa olur mu öyle şey? Tabii.
Sevgili seyirciler. Biz Ramazan'da Bosna'ya gittik biliyor musunuz? Aa. Valla Bosna'daydık. Yeni mi döndünüz hocam? Yeni yeni daha çok yeni. Ramazan'a orada başladık yani. Hayır, nasıl geçti be ya? Ya güzeldi valla. Yani hani başka topraklarda ilk defa ben Ramazan yaşadım. Neler hissettiniz? Ya orası hiç yabancı değil. Çok bizden bir yer hakikaten. O yüzden evet. Hani Türkiye'de gibiydi ve gerçekten tamam. Hani orada şey görüyorsunuz. Nasıl bizde böyle iftara yakın telaşlar oluyor. İşte poşetler tamam. Doluyor, alışverişler, hadi yemekler hazırlansın. Valla aynı telaş orada da var. Sonra akşam mesela teravihler için camiler tıklım tıklım. Yalnız bize örnek olması lazım. Burada olmadığı kadar orada kalabalıklardı, haberiniz olsun. Teravihler buradakinden kalabalık mı? Sanırım orada bizim hani böyle şimdi 80'li 90'lı yıllardaki o böyle mahallede yaşadığımız aynısını Ramazan yaşıyorlar. Telaşı böyle hani komşuda yoksa hemen götürürüm şu orada sanırım hala devam eden bir şey. Tabii tabii ve şeyler yani hani Sırplar, Hırvatlar sonuçta birçok din bir arada yaşıyor ama mesela Ramazan'ı böyle beraber yaşıyorlar. İftarlar beraber yapılıyor. Hani oruç tutmasalar onlar bile çok böyle bir kardeşlik havası içinde geçiyor. Yani paylaşım var, birliktelik var. Hem de nasıl. Hakikaten çok güzel örnek verdiniz biliyor musunuz? Hı. Gerçekten öyle yaşıyorlar orada yani. Çok güzeldi. Bunu yani hepimiz yaşadık tabii çocukluğumuzda mahallemizde. Ramazan'ın o ne güzeldi tabii. Teravih de böyle hani babalarla beraber gidilip. Çocuklar evet. Bir heyecanla giderdi. Evet sonra doğru. Çocukların arkada özel saf tuttuğu bir bölüm olur. Yani hesapta teravih kılarken büyüklerden fırçalar yenir. Ondan sonra hep beraber babalarla teravihden geliyoruz diye gururla. Evet. Ama çok keyifli bir şey tabii. Çok tabii, eğlenceli tabii. Bir şeydi. Tabii. Onun keyfi mesela başka. Mesela cemaat biraz kızar ama caminin imamı sahip çıkar. Tabii tabii. Çocuktur. Onların alışması lazım. Evet, camide onların da bulunması lazım. Tabii. Cemaat-i Müslümin. Kızmayalım çocuklara diye böyle. Sonra cami dışında böyle kaymak satarlardı. Bu bak, ne diyorlar? Beşin yemek kısmında hala. Yok yok ya çocukluğumuz şeyleri yani olur mu? Pembe olurdu, beyaz olurdu, unlar çeşit çeşit. Ah ne kadar güzel olurdu onlar da. Osmanlı macunlarından bahsediyorsun. Yok, allı güllü derdik ona biz onlar. Allı değil. Güllü, allı güllü. Muratçım. Onun adı böyle çubukta allı güllü ya, o değil. Yok ya böyle kaymak diyoruz biz hani ne diyorlar ona. Şu yumurta akından yapılan ha, evet. Ne deniyordu onu? Beze mi? Beze. Ama işte bizde mesela Adapazarı'nda. Kaymak mı diye kaymak derler ona. Ha, evet. Her bölgede her, evet. Şey olabilir, farklı olabilir. Arkadaşlar ben size şimdi biraz önce seyircilerimle buluşmuş, paylaşmış olduğum o taneciklerden köfteler yapması için arkadaşlarıma vereyim de hani biz poğaçayı rahat rahat yapalım ki şey. Ben böyle bir şey yapıyorum ustacığım ama. Nasıl bir şey görebilir miyim? Yani şekil şemal. Ben böyle bir şey görmedim. Yani. Seni takdir eder mi? Yıllardır özlemini duyduğum şekil. İşte bu şekil. İşte bu. Evet yıllardır ben bunun özlemini duydum. Gel gel. Gel. İftar sofrası ve sahur sofrası. Deniz Hocam mesela sahurda bu kıymalı ve peynirli poğaça olabilir mi? Peynirli olmasını tercih ederim. Kıymalı biraz yağlı olduğu için su yok, satabilir. Yok yağını az koydum hocam. Neyi? İçine koydum yağı. Ya bir şey söyleyeceğim. Kıymada yağ yoktu değil mi? Yağsız kıyma alıyoruz hocam. Gerçekten. Kasabımız bize özel çekiyor yağsız. İnanayım mı? İnanın hocam yani. Neyi, tamam, kasap. Hadi az tamam hadi. Ya kasap tanıdığımız çünkü. Ha tanıdık. Recep diyorum alo diyorum. Canım bana yağsız kıyma çeker misin? Poğaça yapacağım. Hay hay yok da ya biliyor. Hemen anda çekiyor yani. Süper. Öyle ondan dolayı. Yoksa tamam. Tabii yağlı olabilir. Yok tamam az yağlı olduysa sahurda yenilebilir. Yanında ayran içeriz. Tamam. Olur mu? Çok şekerli bir şey. Gazmaz durumu olmaz değil mi hocam? Yok olmaz. Gazlı güzel. Bir şey yok ki. Gazlı bir şey yok. Ha. Peynirli de olabilir poğaçamız ama az yağlı olmasının altını çiziyorum şöyle. Altı eskiden tereyağlı pilav yenirmiş sahurda biliyorsunuz değil mi? Eskiden neler yenirmiş sahurda? Hocam şimdi yağlı siz... börekler yapılırdı evet. Da bu sıcakta... Hocam şimdi sizin onu konuştuk işte diyetinizde tereyağı hangi bölümde yer alıyor? Direkt... Sıfır. Sıfırda. Yok tabii. Ya, tamam oldu hocam. Bak şöyle söyleyeyim tereyağında şöyle bir handikap var. Tereyağı sağlıklı bir yağ ama şöyle bir yağ. Yani yapıldıktan 48 saat sonra yenmesi gerekiyor. Hmm. En geç. O zaman daha böyle zeytinyağı formunda oluyor. Ama saatler günler geçince o tamamen katı yağ formuna döndüğü için öyle içinde A vitamini var deyip tereyağı yememek gerekiyor. Hakikaten kolesterol yükseltiyor. Bir de bunun doğrusunu bulup yemek lazım galiba değil mi? Tabii, tereyağı tabii. Adı altında artık böyle ürünü, tabii ki bir sürü şey var. Yani, ne olduğunu aynen. Bilmiyoruz biz tereyağı aynen. Diyoruz ama. Aynen. Bunda. O yüzden hani hakikaten ben hep şey diyorum bazı şeyleri de ay okuyoruz. Soğuk olsun dedim hocam şöyle buz gibi kavun şerbeti olsun dedim siz hani. Ya bırakılır mı bu ya of. Evet. Evet sevgili seyirciler diyetisyenlerimizle dayanılmaz anları vardır onlardan bir tanesi.
İnsanım insan. Hocam şimdi kavun şerbetinin içerisine az şeker koyduk. Limon ne kadar, koyduk. Ne kadar şeker bir koyduk. Bir su bardağı fazla değil hocam. Bir su bardağından kaç bardak çıkıyor? Buradan kaç bardak çıkıyor? Buradan 10 bardak yakın çıkar herhalde hocam. Yani 8 olsun hadi bilemediniz yani. 10 bardaktan başlayıp 8'e düşüyorum ama 8 çıkar Allah'ın izniyle. Yani, o kavun olunca şeker daha mı az konuyor? Tabii az koydum. Limonlu. Normalde şerbet deyince tabii şerbetin biraz daha şekeri fazla olması beklenir. Ama biz böyle güzel bir içecek olsun diye bir bardak koydum. Evet güzel olmuş. Şimdi niye bunu benim önüme koydun? Sabrım sınansın diye mi? Sevabınız artsın diye hocam. Bir maklube yapsak. Maklube mi? Aa güzel olur. Bak ben maklubeyi çok severim. Ay. Sizlere hemen sorayım. Deniz Hocam sever misiniz maklubeyi? Ben maklubeyi severim de size şimdi komik bir şey anlatayım biraz gülüm. Bosna'da işte iftarlar yapıldı. İftardan sonra tabii ki biz Türkler ne isteriz? Çay. Çay tabii, tabii ki. Değil mi? Ama aradan 45 dakika geçirdik hemen söylüyorum. Yemeğin tamam. Hemen üstüne yiyince demirin emilimini azalttığı için evet. Sabrettik 45 dakika sonra evet. Çay içmeye gittik. Orada bir Makbule abla var. Şimdi bak söylerken bile dilim dönmüyor. Makbule abla da mı içtiniz çayı? Evet içmeye gittik. Sonra dedik ki Makbule abla çok tatlı bir abla hakikaten. Dedik ki Makbule ablayı tanıtalım izleyicilerimize. Kameralarda yanımızda biz Makbule ablayla çekim yapacağız. Hemen öncesinde de maklube muhabbeti yapıldı. Yani işte şöyle güzel olur, böyle lezzetli olur. Sonra ben aldım mikrofonu. Dedim ki işte iftarımızı yaptık, çay içme zamanımız. Şimdi de çay içmek için Makbule ablaya geldik dedim. Uzattım. Ben dahil olmak üzere bütün ekip koptu tabii. Şimdi Makbule abla da o kadar Türkçe bilmiyor. Şimdi anlamadı. İsmini düzeltecek ama hani yanlış telaffuz ettiysem nesi bu kadar komikti kadıncağız anlamadı tabii ama sonra anlattık ona durumu. Hakikaten güzel bir şeymiş. Yedim. Evet çok güzel. Siz yedim, yediniz mi? Yedim evet. Nasıl? Beğendiniz mi? Beğendim. Güzel, değişik bir yemek. Evet. Çok da güzeldir. Lezzetli. Pilavı, eti, evet. Hepsi bir arada. Evet, ya bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir yemek. Şöyle de güzel bir yemek. Bir kere biz hep diyoruz ki işte dört besin grubu bir arada bulunsun. Hani yemek yerken olsun istiyoruz. Evet. Karbonhidratı var. Yani işte pilavı var orada. Eti var. Var. Evet. Yoğurdu var, salatası var. Yani bütün olması gereken besinler o bir tepside toplanmış. Aslında hani hakikaten çok dengeli bir acaba yemek. Acaba şey mi? İftar sofrasında bir maklube olsa güzel değil mi hocam? Ya on çorba numara. İçildikten sonra. Önüne bir sebze çorba, yanında bir bardak ayranla başka hiçbir şeye ihtiyacı yok o yemeğin. O zaman başka bir yani iki yemek yeterli olur o zaman. Tabii ki. Tabii yeterli olur. Çünkü salatası, yoğurdu her bir şey bir arada olduğu için. Oldu, yalnız aynen. Üstüne hurmalı bir incirli bu tatlıdan olursa hocam var ya teravihden geldikten sonra Allah'ın izniyle çayla birlikte. Tamam. Vay vay vay. Yani misafirler de unutamayacakları güzel bir iftar sofrasında ağırlandığının hissini yaşayacaklar. Yaşayacaklar hadi. 3 dakikada 3 kişi. Ne yapacağız? Bir dakika arkadaşlar şimdi şu saatlerimiz kaçtır? Olur ama biraz böyle çorbalı olur mesela. Yani tabii bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ne yapacağız? Bir şey olmaz. Ama biz önce bir tezgahımızın üzerine bir toparlamamız lazım. Onun içine bu malzemeyi hani de katınca, mücverde katınca her taraf un mu, mücver mi? Ne olacak? Hani olur. Ya vallahi ben hocama sorarım tabii. Ben bir önce bir temizlik yapayım da. Yarına bırakalım. Vallahi bugünlük yeter bu yemek. Şimdi tabii hocamızın değerlendirmesi... Vallahi doyduk ya. Bak çorba yaptın bize. Fırında zaten pilavlı tavuğumuz var misler gibi. Var. Böreğimiz var, tatlımız var. Yeter. Siz yeter derseniz yeter. Yoksa ben bir mücverde indirecektim oraya yani hocam. Biliyorum indireceğini. Yeter. Vallahi yeter bak dediniz. Kilo almayalım Ramazan'da ya. Tabii. Ramazan'da insan kilo alır mı hocam? Alınır. Alıyorlar. Yani kilo alıyorlar. Almışı var. Alanı var. Alan var. Her oluyor yani. Peki yani normalde... Ama niye? Niyesini bir sor. Niye hocam? Hemen söyleyeyim. Buyurun hocam. İftarda bütün gün yemek yemediğimiz için metabolizma yavaşlıyor. Yavaşlıyor. Metabolizma hızı düşüyor. Evet hocam. Ondan sonra birden yüklenerek yemek yiyoruz. Ve evet. Çok abartılı yiyoruz tabii ki. Biliyorsunuz yani abartarak hı hı. Yiyoruz. Tabii hocam. Ondan sonra sahurda da üstüne yiyoruz. Ondan sonra hareketi de sınırlayınca ister evet. İstemez kilo alınıyor. Ama bak normal yemek yiyen insan Ramazan'da kilo verir. Anladım. Kilo verir değil mi? Verir. Kilo veremiyorsa bir abartı var mıdır? Vardır. Oradan mı çıkalım? %1500 tamam vardır. Ben ilk haftada mı veririm ikinci haftada mı veririm? Yavaş yavaş başlar. İlk haftadan sonra. Gördüm. İlk haftadan sonra yavaş yavaş tartı düşüşler başlar. Şimdi mesela şu anda ilk
Kaçıncı gündeyiz bugün? 9. 10 gün. İlk 10 günden sonra mı başlar kilo verme? Bir haftadan sonra başlar. Yani onu fark ederiz zaten. Öyle mi? Öyle önce şişlikler gider, ondan sonra yavaş yavaş tartıda düşüşler başlar. Önce evet. Bir ödem atar ama ondan sonra yağ kaybı başlar yani. Sevgili seyirciler, hocamız dedi ki ilk 10 günde başlar artık dedi Allah'ın izniyle bakalım bu verdin sene. Verdin mi? Verdin mi? Bu sene daha henüz veremedim hocam da onun için söylüyorum yani. Ha. Niye veremedim o yüzden demek şey. Ki yani. Ben de bir sıkıntım var diye onun şeyindeydim. İftardan sonra nar suyu içiyor olabilir misin? Ah hocam nar suyunu o kadar özledim ki bir bilseniz. Hadi Sultanahmet'e o zaman. Var mı bunda Sultanahmet'te başladı mı acaba nar suyu? Başlamıştır, niye başlamışsın? Sevgili seyirciler şu anda fırından çıkartıyoruz. Piliç sarma dedik efendim. Vay vay vay. Piliç sarmamız vay çıktı. Zorladın bizi. Evet, yordun. Ferhat ne Beyciğim. Oldu şimdi? Ne oldu? Bak görüyorsunuz. Mis gibi yemek oldu. Şimdi biz dikerken çok zorlandık. Ha öyle mi? Evet Ferhat Bey'le iki kişi mücadele ettik burada. Piliç bize şey yaptı böyle. Acık böyle zorluklar bir hafta salsa yaptı ama. Ha, zorluklar çıkardı. Şimdi artık dinlenme bölümüne geçsin. Birazdan dilimleyeceğiz. Kaç dakikada pişti bu? Hocam yaklaşık olarak 1 saat 20 dakika, 1,5 saat arasında değişiyor. Tamam. Ama bu tavuk değil, bu piliç. Piliç. Tavuk olsa daha büyük olur. Bu piliç, bakın küçük zaten. Tamam. Şimdi sevgili seyirciler hemen çorbanın malzemelerini indiriyorum. Köfte hazır mı arkadaşlar? Hazır olur. Geliyor. Sevgili seyirciler, haşlanmış yeşil mercimek bakın. Oo. Çorbada. Tam sizin hocam puan vereceğiniz ürünler giriyor içerisine. Önce su koyduk değil mi? Suyu koyduk, kaynadı. Mercimek haşlanmış verdik. Şimdi erişte içerisine. Sonra tavuk suyumuzu veriyoruz. Evet, tavuk suyu da geldi. Ondan sonra buranın içerisine şimdi köfte de gelsin. Birlikte kaynatacağım çünkü. Tamam. Mercimek, erişte. Bak bir şey söyleyeceğim. Tavuk suyu koydun, yağ koyacak mısın ona bir daha? Hocam şöyle bir şey düşünüyorum. Yağ değil de şey düşünüyorum. Ne? Üzerine bir tereyağı yapayım diye düşünüyorum. Ama yapmayayım mı? Yapma. Tavuk suyu koydun ya içine. O yaşayınca evet. Yağ var onda zaten. Yeterli olur mu dersiniz? Olur olur. Böyle üzerine bir tereyağlı nane falan yapayım diye düşünmüştüm de. Yok yapmayalım. Olur yapmam hocam. Yapmayalım. Peki iftarı açtıktan sonra böyle bir hani yemek bitti. Biz kalktık. Bir yürüyüş. Ne güzel olur. Vallahi ne güzel olur. Bir yarım saat nefis falan olur. Böyle hafif harika tempoda. Olur. Harika öyle olur. Değil. Hem yemeğin sindirimi için güzel olur. Hem aynı zamanda biraz enerji harcamak adına iyi olur. Şimdi tabii, o çayı gittiğimiz yerde içebiliriz. Yani. Tabii, bahanesi tabii. Belli bir... Aynen. Ben mesela şey yapıyorum hocam. En uzak mesafedeki camiyi tercih ediyorum. Mantıklı. Ha. Güzel bir şey. Evet yani orayı tercih ediyorum ki hazmı kolay olsun diye. Tamam. Gayet güzel. Ha, arabayla mı? Evet hocam. Çünkü çok uzak oluyor bundan. Sultanahmet'e gidiyorsun en uzak derken herhalde. Yani işte yakın mahalledekilerin en uzağına gitmeye çalışıyorum. Niye arabayla ya? Ayaklarımıza ne oldu? Şey yani sofrada çok zaman gidiyordu o yüzden namazı kıl direkt çıkınca zaten anca denk geliyordu. Bak bence. Ya. Fazla kaçırmamak lazım. İlk 10 günü görüyor musunuz? Faturası ağır oldu sevgili seyirciler. Efendim şu anda köftemizi görüyoruz. Şu anda sevgili seyirciler bakın tane tane. Her biri nohut tanesi gibi oldu. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Emeğinize sağlık. Bir şey söyleyeceğim ben buldum. Sen o camiye yürüsen kilo verecektin. Arabaya bindiğin için vermiyorsun. Buldum işte bak. Evet. Buldum. Arabada bir değişiklik var mı? Araba yerimiştir. Yani şey bir şey söyleyeceğim. Yani çekme gibi. İçin daha çok benzin yakıyor ben diyeyim. Evet yakıt tasarrufunda da geçmem gerekiyor öyle. Evet. Arabada vardır bak. Tamam. Ramazan'dan sonra... önceyle şimdi daha az yakıyordur. Bak. Evet bundan tabii. Sonra yürüyerek gidip geleceğim. Bence de. Evet sevgili seyirciler. Hocamız onay verdi çorba için. Dedi ki mercimeği eriştesi bulgurdan hazırlanmış köfteleriyle buluştu. Birazdan da yoğurtlu bir terbiye yapacağız. Alayım tamam. Çorbaya yoğurtlu bir terbiye hocam. Mis gibi. Burası şimdi pişerken biz hemen poğaçalarımızın mayalanması tamamlandı. Hemen atıyorum hocam. Fırına. Bekletmemek lazım. Evet. Biri 180 derece, biri 175 derece. Bunda 180 çıkartıveriyorum. Hatta 10 derece daha vereceğim. 190'lara alıyorum. 190 dereceye getirdim. Mayalanmış olan, içi kıymalı ve peynirli olan poğaçalarımız fırına birer birer gidiyor sevgili seyirciler. Dursun'umu kaldırıyorum. Kapak kamerana çarpmasın güzel kardeşim. Evet, buyurun Berat Beyciğim sizin tepsinizde hemen ortaya atalım. Ortaya mı atıyoruz? Evet, verin. Allah nereye denk gelirse bakalım, oraya indiririm. Bakalım şöyle. Heh, güzel. Bravo. Çok başarılı oldu. Aman. Fırınımızın kapağını kapatıyoruz. Şimdi gerçekten mi? Evde yemek yapıyorsunuz? Yaparım. Bak, çok da keyif alırım. Ay çok ne güzel. Ne güzel. Şey mi? Evde yemek yapmak böyle kalori yakımına falan yardımcı olur mu hocam? Tabii enerji harcıyorsunuz da ne yaptığınız ve onları ne kadar yediğiniz. İşte hamur işleri falan çok güzel yapıyorum öyle, böyle. Ha, hamur işi yapmıyorum ya. Öyle mi? Böyle evet. Börek mi yapıyorsunuz? Yok yok börek yapmam yani. Böyle genelde sebzeydi işte böyle etti. Ha. Metti böyle şeyler yani. Ne güzel.
çorbaydı. Süper. Seviyorsunuz mutfağı? Çok. Seviyorum. Yani daha doğrusu sohbet ediyorduk da stresimi atıyor. Ha işte evet onu söylediler hakikaten. Hani birçok insan için stres atma yeri mutfak. Ne güzel böyle hamuru yoğurmak. Evet evet. Mutlu olduğum ender yerlerden ne bir kadar tanesi. Güzel. Bir araba kullanırken çok mutlu oluyorum. Uzun yolda genelde böyle o benim şuna çok... Şuna hakikaten inanıyorum. Doğrudur değil mi? Böyle severek yaptığında yemeğin lezzeti başka oluyor. Çok başka oluyor hocam. Değil mi? Kesin yani, ona kesin inanıyorum. Sevgimizi gönderince yemeğin içerisine... Bir tutam sevgi de konmadan olmuyor. Evet. Biz tutamımızı bol tutuyoruz hocam. Belki bir tutam yetmez falan diye. Tabii tabii. Eşinizde mi yapıyorsunuz? Bak bir şey söyleyeceğim. Kaleyi içten fethediyor. Çok öyle mi? Yani kaleyi içten fethetmek... Eşim de güzel yemek yapar ama ya. Biz birbirimize böyle güzel şeyler yaparız. Bir de bir şey söyleyeceğim. Mutfakta geçen zaman güzeldir hani böyle çok. Sohbetle yemek evet. Yapmak falan. En tabii keyif. Hocam biz yani işte ondan dolayı mutfağı çok seviyoruz. Evet. Mutfakta sürekli yemeklerimizi sohbet esnasında yapıyoruz. Sorsanız başarılı oluyor. Evde yemek yapıyorum diye. Oktay abi yapıyordur evde yemek ya. Hani daha neler yapıyordur kim bilir. Yalan. Tabii. Değil mi? Tabii. Ben biliyorum abi. Neler ya. Yapıyor? Ben eve mi? Gidiyor, koltuğa uzanıyor, yemek hazır mı diye soruyor. Neler yapıyor evde? Onu ne kadar zordur kim bilir. O bile ne kadar zordur. Ama abi. Yok ki kırıcı. Ay yazık. Nerede? Buradaki değil miyim? Ay ya. Evet. Evet. Artık buradaki yemeklerden şöyle birer kap alıp. Allah yardım ediyor. Ay mübarek ya. Günde. Bir şey söyleyeceğim. Sen de mağdursan artık hangi birimiz ne yapalım yani? Hocam ben de mağdurum. Ya mağduriyete bak sen. Evet çok mağdurum. Hakikaten şuradan iki poğaça, oradan çorba. Hadi şu pilişten de götürdük mi tamam işte. Buradan mı keşiş? Öyle keşiş. Evet öyle keşiş. Aman dikkat edelim elimize. Bilemiyorum. Rabbim ne verirse biz ona razıyız. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz abartıyoruz biliyorsunuz değil mi? Yani biz Türkler hakikaten iftar sofralarını böyle hani... Güzel sofralar şölen... kurmayı seviyoruz hocam. Evet ama bir şey söyleyeceğim. Birbirimizi yediriyoruz. Böyle komik bir şey var yani. İhtiyaç sahiplerini yedirmek lazım. Şöyle yani. Yapalım. Tamam o bir tane öyle olsun. Böyle ikiye bölüm halka olsun. Ha. Sonra şöyle üzerlerine biberlerini koyacağız. Bir fırına göndereceğiz. Ha. Yoksa yağda kızaracak mı? Deniz hocam geldi o yüzden şey yapıyorum. Yağda, bak şimdi. Yağda kızartarak vitaminini öldürebilir miyiz bu yemeği ya? Tabii vitaminini öldüremeyiz sevgili seyirciler. Biz asla bu... Çıkalım iyi midir? 2-3'e bölelim böyle halka halka olsun. Kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra yemeklerin vitaminsel bölümünü konuşuyoruz. Ama kısacık bir ara. Sevgili seyirciler Yeşil Elma devam ediyor. Sofrayı kurmaya başladık. Efendim şimdi çorbamızın içerisine koymuş olduğumuz mercimek eriştesi birlikte pişiyorlar. Hemen çorbamızın kıvamını az sonra bağlayacağım. Bağladıktan sonra sosu yapıyorum ve tavuğu kesiyorum. Tavuğun da biraz soğumasını istiyorum çünkü. Evet, kolay doğru. Kesilebilmesi için biraz soğursa kolay kesebiliriz. Ondan dolayı zaman kazanmak istiyorum. Şimdi yoğurt, limon suyu, yumurta sarısı, un karışımından bir yoğurtlu terbiye elde ettik. Terbiyenin içerisine sevgili seyirciler soğuk su ile kıvamını açtıktan sonra şimdi sıcak su vereceğim. Sıcak su ile ılık hale getiriyorum öncelikle. Kesmesin diye değil mi? Tabii hocam kesiyor yoksa. Çorba kesilir ve bir kazan dolusu çorba ziyan olur. Bak, bu işlemi bilgi, yapmadığımız zaman. Teorik olarak bilgi tamam ama uygulamaya geçince. Buyurun. Geldi. 130 kilo. 130 kilo. Hedef nedir? Aa, 130 kilo da çok ağır oldu be Ramazan günü. Çalışmadığımız yerden çıktı gibi acık. 110'a çalıştıydım ben. Bu yerden çıktı sarı. Yok, bu bölüm 110'a çalıştıydım ben. Dersini çalışmadan geldi. Yok canım artık o kadar valla kaç yıllardır tabii bu işlerin canım. İçinde. 130 kilo tabii bizim biraz endişe ettiğimiz kilolar açıkçası. Çünkü hani ucunda bir sağlık problemi var mıdır yok mudur? Evet. Bir hastalık var mıdır altında? Çünkü diyet bir tedavi şekli aslında. Hani bugün çok böyle... Biraz ticari, biraz kozmetik gibi görünüyor ama nasıl ilaç tedavisi yapıyoruz? Beslenme de bir tedavi şeklidir tabii. Aslında. İşte diyoruz ki önce varsa bir hastalık tanısı konsun. Gerekli tedavi yapılması gerekiyorsa başlansın. Ondan sonra biz diyetle hem o hastalıklara yönelik hem aynı zamanda kilo vermeye yönelik bir program hazırlıyoruz. Biz acele etmiyoruz. Yani işte şu kadar zamanda bu kadar kilo. Maalesef o diyetler ki biliyorsunuz son yıl... Zamanlarda çok popüler olan diyetler evet. Var ama ben endişe ediyorum kalp sağlığı, böbrek sağlığı hakikaten çok endişe verecek derecede yanlış öneriler var. Ama hem sağlığımızı koruyarak hem doğru beslenme alışkanlığı kazanarak bunu hep söylüyorum. Çünkü ben şimdi size bir liste yazdım. Siz onu yaptınız ama diyet bittikten sonra yine kötü bir beslenme alışkanlığına geri döndünüz. Ne olacak? Tabii ki zamana yazık, emeğe yazık ve hakikaten hani o kadar büyük bir uğraş var.
Sonuç yine aynı. Ne kadar sağlıklı yaparsak yapalım yine yanlış beslenirsek yine kilo alırız. O yüzden hani uzun vadede yavaş yavaş ama kalıcı kilo vermek lazım. Sonra o edindiğimiz alışkanlıkları da tutmak lazım devam ki edelim. Hiç zor olduğunu düşünmüyorum. Bugün sağlığımızı korumak için yapabileceğimiz yegane şey. Çünkü İstanbul'da yaşıyoruz ya da ne bileyim artık kirli hava soluyoruz, hareketsiz yaşıyoruz, çok tembelleştik. Ve dolayısıyla da ne güzel olduk muhabbetin üstüne. Muhabbetin de çok güzel geldi hocam, biliyorum. Ya galiba biraz güzel oldu ama Allah'ın izniyle. Özü boğazı tutmaktan geçiyor değil mi? Evet. Geliyorum. Olmadan geliyorum olmadan. Arkadaşlar. Yani olmadan evet geliyorum. Diyet yapmak ya da işte bir listeye geliyorum. Uymak güzel. Geleyim ama mi? Doğru. Hani boğaz. Bu ay inanmıyorum hocam, ya. Doğum gününüz kutlu olsun hocam. Nice yıllara. Deniz Şafak hocamıza efendim. Baskın şeklinde bir pasta. Yani herkesin doğru korusun diye. Ay, çok teşekkür ederim ya valla. Nice sağlıklı mutlu yıllara hep diyoruz. Hep beraber. Şimdi Ramazan ayında olduğumuz için kesemedik. Yani orada. Ya bir şey söyleyeceğim. Aa çok haince. Hiç böyle bir pastam olmamıştı ya. Çok komik. Harika olmuş vallahi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili seyirciler. Efendim hocamızın doğum gününü de kutladık. Şimdi de lezzetlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Hocam şimdi bakın. İçinde pilavını görüyoruz. Bakın. Gördüm. Görüyor musunuz? Gördüm. Yarı kıvamda pişirilmiş olan pilav sevgili seyirciler. Şimdi burada tam tavukla birlikte tam ya. Pişmiş oldu. Tam bugün, misafir tabii yemeği. Tabii bugün günlerden pazar olduğu için seyircilerimizin misafir ağırlayacağını düşünerekten böyle güzel bir menü tarifi yapalım istedik hocam. Çok güzel olmuş ama gerçekten. Şimdi buraya da hemen fırında pişirdiğimiz domatesleri koyuyorum. Kişiye göre birer tane olabilir. Onun üzerine de biber koyuyorum. Oo. Çünkü siz domates ve biberi seviyorsunuz. Sevmez miyim? Siz Sultanahmet'te program yaptığınız zaman biz karışık ızgara yerken siz domates biber ızgara yiyordunuz hocam. Hiç de unutmuyor. Otobüste de nar suyu içiyordu. Nar suyu çok severim hocam. Çok. Ya. Çok severim nar suyu. Şimdi efendim burada sevgili seyirciler domates sosu biraz tavuğa gelecek. Biraz da şöyle tabağa doğru dökülecek şekilde bak böyle. Şöyle getirip döküyorum. Yarısı tavukta, yarısı tabakta olacak. Vallahi bak. Şöyle oldu. Vallahi ellerine sağlık. Gördünüz mü? Görsellik önemli. Sevgili seyirciler. Evet, şimdi hemen alıyorum servise. Şöyle çevirin üzerine alacağım. Tatlımız hazır. Ondan sonra poğaçalarımız geldi. Tabağımız da geliyor. Servis tabağına alalım hemen. Bir şey söyleyeceğim. Nar gibi kızarmış. Nar gibi kızarmış oldular. Sevgili seyirciler. Biz Berat Bey inşallah Ramazan'dan sonra eşiyle birlikte bir yemeğe bekliyoruz. Yani şöyle kurmuş olduğumuz sofrada yemekler burada oturup yeniliyor. İnşallah. Ama tabii Ramazan ayı olduğu için sadece tarifler paylaşılıyor. Sevgili seyirciler hemen çorbayı kıvamı tamam servise döküyorum. Ondan sonra veda vakti diyoruz. Günlerden pazar. İnşallah hafta başı olacak yarın. Pazartesi günü sevgili seyirciler. Murat'ım oraya geliyorum. Mutfağımızda sizleri bekliyor olacağız. Deniz hocama, Berat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Değerli vakitlerini ayırdılar, geldiler. Sağ olun, var olun efendim. Sevgili seyirciler, hayırlı iftarlar diliyorum. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Yarın inşallah yeniden buluşmak ümidimizle diyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın efendim. Allah'a ısmarladık.